yaratıcılık hamurumuzda. Sen sadece hayal gücünü al, hayal gücünü al, hayal gücünü al, hayal gücünü al sende. Efendim herkese merhabalar. Biz bugün de buradayız, yayınımıza devam ediyoruz. Sevgili Seda Sabahleyin yine yayın yapamadı. Biraz böyle tabii ki tadımız yok yani. Tadımız nasıl olsun? Yok. Ama tabii ki programlarımız devam ediyor, yayınlarımız devam ediyor. Yanımda hiç size tanıştırmadan, bir şey söylemeden direkt daldım konuya. Sevgili Oylum Tanı var. Oylumcum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hoş bugün bulduk. İki tane genç fıstığın arasında böyle artık... Ben onlardan küçüğüm ama olsun. Yanımda da sevgili Aslan Sabancı var. Hoş geldin Aslan'cığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misin? Çok iyi görünüyorsun. Ben maşallah maşallah. İkimize de nazarlar değmesin. Ya tü 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 diyeyim. Giderim ben bu kızlarla bugün. Gideriz değil gideriz, mi? Gideriz değil mi? Tabii ki. Siz tanışıyor musunuz? Daha önce tanıştınız mı? Tanışıyoruz. Aslında yani birebir tanışmadık fakat Aslan Hanım'ı görünce ben çok şaşırdım. Hem Teksas'tan hem de benim akrabalarım dolayısıyla tanışıyoruz Aslan Hanım'la. Yani uzun hikaye. Kovboyluk'tan tanışıyoruz. Kovboyluk'tan, Teksas'tan tanışıyoruz. Biliyorsunuz. Siz de Teksas'ta ne okudunuz? Ben ekonomi okudum. Teksas daha önce Boğaziçi Üniversitesi'ni. Boğaziçi Üniversitesi'nden transfer oldum. Evet. Teksas A&M Üniversitesi'ni bitirdim. Ondan sonra da master için tekrar Amerika'da kalmıştım, Cornell Üniversitesi'nde. Bir kısmında İtalya'da Bocconi'de yapmıştım ama Teksas. Sonra İtalya'ya gitmişsiniz falan. Yani eğitim dizi dizi. Tabii ki. Sizin tabii de öyle ki. Şekerim. Ben sizin de öyle. Kariyer yapıyorum ben zaten. Çok eğitim çok önemli. Her şeyden daha önemli. Zaten sık sık tekrar ediyorum. Muhakkak çocuklarınızı eğitime yönlendirin. Benim de master'ım var. Halk Akademisi'nde çocuk annesi. O da çok master'lı önemli. Halk Akademisi'ni ben burada tamamlıyorum kariyerimi. Ne kadar master daha üstü var mı onun? Var değil mi? Master'dan sonra fakat ne oluyor? Doktora oluyor. Doktora oluyor. Doktora buralar tamam. Çok tamam. İyi gördüm sizi ben Derya Hanım. Sen söylüyorsun. Gerçekten çok iyi gördüm. Çok geçen iyi. Geldiğimde de çok iyiydiniz. Şimdi daha da zayıflamışsınız. Süper. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz maşallah. Harikayım. İyi. Şimdi... Sevgili Oylum çok güzel bir program yapıyor Bloomberg TV'de. Evet. Benim çok eski, çok değerli dostum sevgili Faruk Bayhan'la birlikte yapıyorlar. Evet. Hiç izleyebildiniz mi? Ben daha izleyemedim. Yalan yok bende biliyorsunuz. Aa, henüz izleyemedim. Valla izleyemedim. Ama Faruk Bey'le üzerine çok konuştuk. Sevgili Aslan ne yapıyor? Yemek kitabı çıkardığını biliyorum. Çünkü baktım içine mükemmel. Harika bir kitap yaptı. Efendim şimdi... glutenden bahsediyoruz hep. Gluten nedir? Bir nevi şekerin bir arkadaşı bir durum bu. Değil mi? Yani bir arkadaşlığı var. Gluten beslenme mesela benim için de çok iyi. Glutensiz beslenme. Nedir gluten veya çölyak hastalığı nedir? İçinde un, buğday, çavdar olan gıda maddelerin gluten diye bir protein içeriyor. Gluten bir protein. Protein, evet. Bu proteini aldığı anda pek çok kişilerde, bazı kişilerde diyelim, vücutta reaksiyonlar olabiliyor. Ben çölyak hastası değilim. Değil ama bende gıda hassasiyeti var. Yani bu gıdalar bana dokunuyor. Gözümde kızarıklık oluyor. Ondan sonra cildimde bir takım kızarıklıklar oluyor. Fısır fısır bir şeyler oluyor. Sen bunu York testi yaptırarak mı anladın? Başka birkaç test yaptırdım. Yurt içinde, yurt dışında inanmadım. Yurt içinde yaptırdığım testler çok yeniydi. 2006 senesinden beri benim. Evet. Pek çoğumuz da bilmiyoruz değil mi bunu? Bilmiyoruz çünkü ben gözüm, herkesin gözü kızarabilir, herkesin yüzü fısırdayabilir. Hani şey verememiştim yani kendime yakıştıramadım. Çocukluğumdan beri hiçbir şeye alerjim yok. Durup dururken neden oldu diye. Yakıştıramadığım için gittim yurt dışında da yaptırdım bu testleri, çıktı. Demek ki varmış diye üzülerekten. Yani vücudumuz bunlara bazı reaksiyonlar veriyor. Evet. Ve bunların pek çoğunu da biz bilmeyebiliyoruz. Şimdi çölyak hastalarını... ekran başına davet ediyorum. Elinizde kalem kağıtlarınız hazır olsun. Sevgili Aslan Sabancı harika bir kitap yaptı. Ama bu yaptığı kitap sadece çölyak hastalarım için mi iyi? Bunu başka kimler yese ne olur bunun içindeki tarifleri? Bu kitabı çok önemsiyorum. Gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü aslında burada sen bir sağlıklı beslenmeden bahsediyorsun. Özünde evet. O var. Evet.
Benim yaptığım araştırmalarda hep karşılaştığım doktorlar bunları yemeyeceksin dedi bana. Ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Yapmayı da çok seviyorum. İlkokuldan beri yemek yapıyorum. Harikasın. O zamanlar tabii çok kötüydü hani. Anneme sorsanız. Olsun öyle çok olur. Güzel diyerek beni hep teşvik etti sağ olsun kendisi. Ama içinde şöyle bir... ben bu kitabı ilk yazmaya karar verdiğim zaman önce kendim için bir tarif toplayayım demiştim. Yiyecek bir şey bulamadım. Hani unu çıkartınca, çavdarı buğdayı çıkartınca pek yenilecek bir şey yokmuş gibi geliyordu. Yerine ne koyabilirim? Alternatif sıkıntısı çektiğim için kendim tariflerimi toplayıp böyle not defterime yazıyordum. Ondan sonra bir yandan da araştırma yapmaya başladım. Hani neden olur bu? Yani bunları yememek mi çözüm yoksa başka çözümleri de var mı? Bazı faktörler vücudumuzu zayıf düşürüyor. Bunlar uykusuzluk olabilir, stres olabilir. Çok önemli. Üst üste yapılan doğumların bile etkisi varmış vücuttaki bütün mineralleri bebeğe geçirdiğimiz için. Annenin o sırada vitamin ve mineral takviyesi depoları boşaldığı zaman o bile bağışıklık sisteminde biraz zayıflama yapıyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman bir takım alerjiler ortaya çıkabiliyor. İmmün sistem çok önemli. İmmün sistemi kuvvetlendirdiğimiz zaman bu alerjileri yenebiliyoruz. Efendim çok doğru ve çok önemli şeylerden bahsediyoruz. Aslan'ın yaptığı bu kitabı bu anlamda çok önemsiyorum. İşte ben bu girişimci, bu bir şeyler yapan genç hanımlara bayılıyorum. Bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yaptın. Harika. Teşekkür ediyorum. Burada Sabancı ailesinin bu girişimci ruhu, bu bir şeyleri böyle yapma ruhu sana da geçirmişler galiba. Ay, olabilir. Çalışkanlıkları. En çok eşimden. Ama çok çalışkan bir aile. Gerçekten çalışkan, girişimci, yenilikçi. Ne kadar güzel. Sen de onlara çok layık bir gelinsin. Çok güzel bir gelinsin. Teşekkür ediyorum. Çok layıksın. Ve üçüncü bebeğine hamilesin. Evet. Değil mi? Ay canım benim. Allah bağışlasın. Allah tamamını erdirsin. Diğerlerini Allah bağışlasın. Bu da tamamlansın. Güzelce doğsun. Şimdi yemeğe başlıyoruz. Ama bugün programda neler var? Hemen kısaca onlardan söz etmek istiyorum. Efendim mutlu piknik haftası. Pek mutlu piknik haftası olamadı. Ama normal piknik haftası. Harika şeyler yapacağız. Aç yayıl. Topla git örtüsü yapacağız biraz sonra. Piknik için çok zihni sinir bir proje. Gerçekten takip edin. Pikniğe geliyorsunuz, açılıyorsunuz, örtünüz oluşuyor. Bütün kirinizle, pisinizle topluyorsunuz. Ve oradan o örtüyle gidiyorsunuz evinize. Şimdi Sibel'le onu göstereceğiz. Bardaklarımızı süsleyeceğiz. Hafta sonuna kadar piknik için yapacaklarımızı yapacağız. Neydi keneşesinin içi? Söyleyeyim mi? Bir dakika. Söyle. Efendim? Kork benden kene patiği. Kork benden kene patiği. İsmi ben koydum, ben unuttum. Efendim keneler biliyorsunuz yine faaliyete geçtiler. Kork benden kene patiği yapacağız pikniğe ve açık alanlara gidenler için. O da çok zihni sinir bir şey. Sen bana yardım ediyorsun bütün bunlarda. Öyle bakma. Öyle mi? Tabii. Tamam. Bu iş böyle Bloomberg'de şey yapmaya benzemez. Orada siz ne isterseniz. Geç Faruk Bayhan'ın karşısına konuşa benzemez. Evet. Şimdi yardım edeceksin. Sevgili Elmas var. Elmas bugün bize ne yapıyorsun Elmas? Bir bolero'muz var, bir tane de motif modelimiz var göstereceğim. Bolero nelerden oluşuyor? Yine geometriye burada direkt geçiş yapıyoruz. Evet. Bir tam daire. İki yarım daireden. İki yarım daireden harika bir bolero yapıyoruz. Doktorlarımız burada, operatör doktor Fikret Tanırgan, sindirim sistemi hastalıkları uzmanı. Sindirim sistemimizle ilgili çok az şey konuştuk bu programda. Bugün gerçekten konuşacaklarımız çok önemli. Yani neden şişiyoruzdan tutun da yemekleri niye sindiremiyoruz'a kadar konuşacağız. Ama bugün çok sindirilecek güzel yemekler yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Evet Aslancığım, başlayalım mı? Ne yapıyoruz bugün? Şimdi önce zaman alan şeylerden başlayalım dedim. Tamam. Bir tatlıyı hazırlayıp koyacağım. Kayısı tatlısı yapacağım. Tam da mevsimi olduğu için güzel onu yapmayı düşündüm. Tamam. Onu ateşe koyup kısık şeyde pişerken, ateşte pişerken ondan sonra güzel mısır ununla yapılmış bir şinistelimiz var. Şinisteli de soslayacağım. Ondan sonra güzel bir pesto soslu
fıstıklı pirinç makarnası yapacağız. Pirinç makarnası. Pirinç makarnasını çok duyduğumuz bir şey değil. Pirinç makarnası nedir? Görelim mi şurada? Görelim. Satılır mı bu marketlerde? Satılıyor bütün. İsim söyleyebiliyor muyum? Hayır, söyleyemez. Bütün marketlerde şu anda var. Çeşitleri var. Böyle düdük penne şeklinde olanları var. Ben bu spagetti şeklinde olanı daha çok seviyorum. Yani gluten hastaları, yani çölyak hastaları için bu makarnayı yemek daha uygun. Çünkü öbür buğdaydan yapıldığı aynen, için. Evet. Hastalarda ne oluyor? Sen merak ediyor musun? Mesela çölyak onlar, hastasında ne oluyor merak ediyor musun? Ne gibi rahatsızlık hiç yiyemiyorlar. Hiç yiyemiyorlar. Yani yedikleri zaman çok dokunuyor ve yiyemiyorlar. Dokunuyor. Bazıları da bu gıdaları yerse alerjik reaksiyonları oluşuyor. Evet. Senin gibi, benim gibi. Bana da mesela şeyler yasak. Glutensiz şeyler yemem öneriliyor o testler sonucu. Evet, şu kayısıyı koyalım. Evet. Ne kadar kayısı? Sevgili Aslı bize yardım edecek. Ne kadar kayısı? Tarifimde 750 gram dedim. Ağır ama taşımasın ben... benim kızım. Dur bakayım bir şeyler olur sonra. Taşımayalım. Normalde böyle çekirdeklerini çıkartmıyorum çünkü pişerken çekirdekleri güzel şeklini korumasını sağlıyor. Güzelce dizeceğim. Ama bunu hepimiz yiyebiliriz. Yani çok tabii da güzel bir tatlı öğrenmiş oluyoruz. Yani iki amaca hizmet ediyor. Bir çok güzel bu şekilde bir tatlı yiyoruz. Hem de şeyden korunuyoruz. Çölyak şeyinden. Bir de benim kitabımda bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bu kitabı yazarken ben doçent doktor Muazzez Hanım'dan bu konuyla alakalı görüşlerini aldım. Gizli glutenler olabilir bazı malzemelerin sosların içinde onlar var mı diye. Bütün kitabı okumasını istedim. Başka bir diyetisyen de beslenme bilimcisi Manfred Bey de bunu okudu. Pek çok hocalara da gösterdim yurt dışında da. Sen göstermişsin diyetisi. Ben şimdi Aslan'ı ayrıca şöyle takip ediyorum. Bir tane ortak dostumuz var. Mine diyor ki bana o kadar titiz diyor. O kadar titiz diyor. Ben korktum. Dedim ki yandık. çok titizlikle mutfağına bir laboratuvar muamelesi yapıyormuş. Gerçekten çok titiz, temiz, güzel çalışıyor. Evet, kayısıyı şimdi, bir yandan yapalım aslancığım. Bir yandan yapalım, bir yandan da şey söyleyeceğim. Burada bu tatlıyı yerken hangi bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek hangi vitamin ve mineralleri alıyoruz? Bir yandan da bunu görüyoruz. Mesela kayısı tatlısında A vitamini çok fazla, C vitamini çok fazla. Evet. Ah, teşekkür tatlımız ediyorum. Tatlımız böyle bir şey olacak. Şurada aşağıda küçük listeler var yönetmenim. Orayı gösterirseniz bakın evet. Şuradalar. Çok süper bir çalışma yapmış değil mi? Sadece bir yemek kitabının ötesine geçmiş bence. Çok önemli. Şimdi bunu dizdim. Dizdin. Bu çok basit. Aslında bir gece şeker koyacağım. Hı hı. Bir gece önceden şekere koymamız daha iyi ama ben program boyunca da beklese olabilir. Kuru kayısıdan da yapılabilir ama ben mevsiminde yemeyi tercih ediyorum. Her şey daha çok daha lezzetli oluyor. Üzerine ölçecek kadar koyacağım şimdi şekeri. Kitap yazmanın bir zorluğu da o. Ben çünkü her şeyi göz kararı yaptığım için her şeyi ölçülere uydurmak. Ölçülendirmek çok zor. En zoru o zaten. Üzerine örtecek kadar şeker koyuyorsun. Sonra suyunu koyuyorsun. Daha koymayacağım. Bu birazcık şimdi bekleyecek. Peki şimdi oyluma sordum. Sen oylumu tanıyor musun Aslan? Oylumla burada tanıştık. Oylum çok güzel programlar yapıyor. Evet. Hafta sonu burası hafta sonuydu değil mi daha önceki evet, programın? Evet, hala devam ediyor. Hala devam ediyor mu? O var. O var. Bloomberg'de ayrı. Ayrıca yapıyorsun. Evet. Sen de çok zayıflamışsın bu arada. Öyle mi? Çok güzel, iyi bir programcı. Ve çok dikkatli. Bundan sonra takip edeceğim. Evet. İki çocukla çalışıyorum da bu şeyde çok fazla televizyon izlemeye fırsatım olmuyor. Ancak eve geldiğim saatlerde yemek saatlerinin dışında bir şekilde ayarlayabilirsem. Seni tanımıyor ama beni de çok iyi tanımıyor. Beni nereden tanıyor? Ben beni sizi nereden ama çok tanıyorsun? Takip ediyorum. Bir dakika, beni nereden tanıyorsun onu söyle. Yaşım çıkacak ben, ortaya yandık. Yandık. Derya Hanım'ın çocuk programı vardı. Ankara'da uykudan oturuyorduk. Değil. O Adile Hanım önce, uykuda. Bir Derya Hanım gazete da yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı'nın işbirliğiyle hafta sonları Ankara'da çocuklar için bir show, bir gösteri yapıyorduk. Metinlerini benim yazdığım oyunlardı. Ve kocaman bir salonun içerisinde ben izleyici olarak katılmıştım ve hayran olmuştum size.
Yani saçın gibi yapıyordum. sizin gibi giyinmeye çalışıyordum. Ondan sonra devamlı. Bir çocuğu da bana özenerek yaptım demeyeceksin herhalde. Ben tek çocuğum. Bol çocuk olsun istiyorsun demişler. Peki şimdi oğluma sormak istiyorum. Var mı bir çocuk planı? Bir kere evlendin, ayrıldın. Ve diyorsun ki bir daha evleneceğim ve 3 tane çocuk yapacağım diyorsun sen de. Öyle mi demişsin diyorum? Bir yerde demişsin. Öyle mi demişim? Vallahi demişsin. Var yani sorumda benim. Demişimdir ama evet. Bir çok sevdiğim bir laf var. İnsanlar bak, plan çocuk yaparmış. Yapmayı istiyormuşsun. Ama yani. Tabii o hani istekle olmuyor. Önce 3 çocuğu yapabilecek, doğru düzgün, hayatı paylaşabilecek bir insan bulmak gerekiyor. Siz illa beni evlendirmek istiyorsunuz ama öyle bir şey ben. Yok. Evlenin yani. Yok. Bak güzel bir evlilik yapmış Aslan ve havaalanında böyle karşılaşmışlar, tanışmışlar falan. Bayağı bir öyküler var. Bak Tarçın'a geçti. Tarçın'a sayıp konuyu değiştiriyor. Şimdi üzerine çok... Ben de havaalanına gideyim o zaman. Koku verecek. Şimdi ben bunu koyup kapatıyorum ki bir an evvel şeye başlasın. Tarçın da koyduk. Su koymuyorsun önce su değil mi? Su daha koymuyorum. Şekeri emsin istiyorum. Tamam. Şimdi gerçekten bir duayenle program yapıyorsun. Evet. Sevgili Faruk Bayhan'la. Hakikaten bu sektörde yani Faruk Bayhan'la çalışmamış. Çok uzun yıllar çok büyük genel müdürlükler yaptı. Televizyona çok büyük emekleri olan daha kuruluşundan beri çok önemli ve hakikaten sektörün çok sevdiği bir kere çok komik bir insan. Çok. Herkes onu bilmiyor ama evet. Faruk Bey çok espiritüel bir insan. Çok gerçekten. Espiritüel ve çok iyi bir dosttur. Çok iyi bir herkese abidir. Evet. Çok şeker bir insandır. Faruk Bayhan'la Bloomberg TV'de İkonoskop diye bir program yapıyorsunuz. Evet, evet. Biz bununla ilgili konuştuk ama benim de fırsatım olup seyredemedim. Ama şeylerini seyredeceğim. Şimdi tatil olduğu zaman seyredemediğim bazı şeyler var. Onları internetten seyredeceğim. Bu da onlardan bir tanesi. Ve Faruk Bayhan'ın hakikaten televizyon üzerine çok büyük deneyimleri var. Kesinlikle. 42. senesi bu sene. Evet. Neleri paylaşıyorsunuz orada? Şimdi ben tabii Faruk Bey'in yanında çok yeni bir televizyoncuyum. Ben de 15 sene oldu televizyon camiasına adım atalı ama Faruk Bayhan'ın her zaman metini ve önemini dinleyerek televizyonculukta kademe kademe atladım. Şimdi Faruk Bey'le karşılıklı bir projede bir arada olmak çok büyük bir mutluluk. Şimdi ilk 14 bölüm Faruk Bey'in deneyimlerini dinledik. Önce TRT'nin kurulma aşamasından çok kanallı sisteme geçişe kadar geldik. Bloomberg'in açılmasını tamamladık ve konuklu bölümümüze geçtik. Seyfi Dursunoğlu ilk program konuğumuzdu. Ferhan Kutman ikinci program konuğumuzdu. Bu cuma da Meltem Cumbul olan program yayınlanacak. Bu arada girmeden önce Faruk Bey'le yarın yine bir çekimimiz var. Onun için telefonlaştık. Derya Baykal'ın programına katılacağım dedi. Çok severim, çok selamımı ilet dedi. Ben de kendisini çok sever ve sayarım. Gerçekten çok özel bir önemli, çok özel bir insandır. Hakikaten deneyimleri, birikimleri bu camiaya, bu sektöre damga vurmuştur ve vuracaktır da. Ondan çok öğrenecek şeyimiz var. Kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi İnternette bu sözlükler var ya, sözlüklerden birinde belki sen de duymuşsundur. Sabah Tümer'le senin kahkahanı kıyaslamışlar. Öyle mi? Evet, sen bayağı sabahaya yaklaşır bir performans çıkarmışsın. Hangisi mesela? Seninki 1.24, sabahınki 1 dakika 32. Yani, Sabah Tümer'le kimse karşılaşamaz kahkaha konusunda bence. Yok sen yaklaşmışsın. Bayağı bir yaklaşmışsın. Ve Allah diyorlar Allah. Ki Sabah Tümer korksun diyorlar. Sabah Tümer'in hiç korkmasına gerek yok. Ben çünkü programda çok fazla kahkaha atan biri değilim. Nereden denk geldilerse bilmiyorum ama. Bir yerden görmüşler. Zaten. Bir yerden görmüşler sözlüklerde. Sabah Tümer korkmasın benden. Ben çok geriden geliyorum. Peki. Peki niye kahkaha atmak güzel bir şey? Ama şimdi bir haber programı yaptığım için kendi programımda belki... Sabah her gece valla hiç pirzola yemesine gerek yok. Her gece kaç kilo pirzola yemiş kadar oluyor maşallah. burada şimdi bana göstereceğin, söyleyeceğin bir şey var mı? 2 dakika ben el işine gidiyorum. Tamam. Sosumu şimdi mi yapayım isterseniz? Şeyin sosunu yapayım diyorum. 2 dakika biz el işine kadar tamam. Gidiyoruz. Ben oyuna geliyorum. Tamam. Gel gel sen ben geliyorsun. Tamam. Şuna mı başlayalım önce? Sibel. Seni buraya alıyorum. Şimdi şunu anlatıyoruz. Efendim bu hafta sonu, bu aslında biraz küçük oldu. Tam ölçüsü bu tam mu Sibel? Tam ölçüsü
1.20. Hatta öyle ikişer mi saatinde dikiş tamam payı var. O zaman bunun altına da bir şey koyacağız. Efendim şu gördükleriniz bir banyo perdesi. Banyo perdesi olarak alınıyor. Evet. Yalnız harika bir materyal. Bundan her şey dikilir. Ben bundan bir kostüm yapmayı düşünüyorum. Güzel olur. Süper bir materyal. Bir büyük yapı markette bulabilirsiniz bunu. Evet. Eşya falan da satıyorlar. Evet, şimdi pikniğe gidiyoruz. Eşyalarımızı tabii ki koyacağız. Çimenin üstüne şeyimizi koymak istemiyoruz. Malzemelerimizi. Örtümüzü koymak istemiyoruz. Malum kene falan var. Pis olabilir yerler. Şimdi yere yayılmak, yer örtüsüne yayılmak çok da önemlidir. Şimdi bir normal bir kumaşımızı bununla ikisini birbirine adapte edeceğiz. Daha sonra dikeceğiz. Ters çevirdikten sonra ters çevireceğiz bunu. Evet. Tam ortasına 30 ya da 40 santimlik bir kontrplak parça. Şimdi biz bunu küçük, biraz daha büyük olması evet lazım. Bulamadık. Bu kontrplaktan olacak. Kestireceğiz bunu. Evet, evet. Sonra bu iç kısmına tabağımızın, bardağımızın, çatal bıçağımızın ölçüsüne göre cepler hazırlayacağız. Evet. Bunları böyle şimdi dikeceğiz. Mesela bir tane bardak getireyim. Tamam. Aslıcığım birkaç tane çatal bıçak alabilir miyim? Çatal bıçak alabilir miyim? Şimdi mesela bardaklarımızı diyelim ki böyle ceplere koyuyoruz. Bunlara göre cepler hazırlayacağız. Çatal bıçağımız, peçetelerimiz şu şekilde mesela koyuyoruz, içine dikeceğiz. Burada çatal bıçaklığımız olacak, bardaklığımız olacak. Birkaç bardağı iç içe, bu bardak değil de diğer bardaklardan olabilir. Bir dakika. Ben şuradan toplu iğne alayım. Şimdi şöyle bardaklarımızı ya iki iki şu şekilde koyup bunu da bunun içine, yani ceplere pikniğe giderken koyacağımız malzemelerimizi ne varsa içine peçeteler başka evet mı konulur? Başka da bir şey konmaz herhalde. Bardak, peçete, tabak, çanak. Evet. Sibel, bunu bize kim söyledi bak, onu söylemek. Semra Nomak hanımefendi. Semracığım bu arada büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Seni seviyoruz. Sen çok güçlüsün. Bütün bunların altından kalkacağını ben çok iyi biliyorum. Bu küçükken bunu neymiş? Annesiyle babası birlikte tasarlamışlar. Küçükken bu piknik çantasının içine piknik eşyalarını koyup pikniğe gidip gelirlermiş. Evet. Bu şimdi ortaya ne koyarlarmış? Dolma tenceresi. Ortaya dolma tenceresi koyuyor. Yalnız şu kenarlara birer karış arayla biritler hazırlayacağız şimdi böyle. Şimdi bu biritleri yapacağız ve sonrasında bu ne olacak bunun, tabii şimdi? Bunun içinden şey geçecek, kalın bir ip geçecek. Ortaya tamam dolma tenceremizi koyacağız. Öyle tamam tarif etti. Evet. Sonra bunun içinden geçen iple bununla böyle büzdüreceğiz. Büzdüreceğiz. Şu şekilde büzülecek ortada bu. Ortada dolma tenceremiz. Bir dakika. Pikniğe gideceğiz. Şimdi pikniğe gittik. Bu şöyle bir çanta. Bir evet piknik çantası. Dolma tenceresi var ortasında. İşte çatal bıçak içinde pikniğe geldik. Malzeme bunu da güzelce açıyoruz. Yayıyoruz. Evet. Ve daha sonra yiyoruz, içiyoruz ve tekrar okay bunu boş tencereyle tekrar okay büzdürüyoruz. Büzdürüyoruz. Atmıyoruz. Nasıl götürüp fikir? Atmıyoruz. Bunu atmıyor muyuz? Yıkıyoruz sevgilim. Gidiyoruz evimize. Atar mıyız? Bana söylüyorsun. Plastik koyduk yani diye düşündüm ben. Kötüleri şey yapıyoruz. Yani hani cam değil de plastik kullandık. Ben buna da bir çiçek bir çek ekerim. Bakar mısın bunun güzelliğine? Plastik ama atar mıyım ben bunu? Plastik atmayalım. Kağıtlar var ya hani böyle evet bir kere yıkamalık. Tamam onları atacağız. Hani onları atacağız. Kullanırız. Ama bunun içine de güzel bir çiçek ekebiliriz. Bir şey yapabiliriz. O şekilde değerlendirebiliriz. Bıncık boncuk koyabiliriz. Evet. Elmas. Şimdi senin şu geometri dersi. Gel seni bir geometri dersine ben götüreyim geometri ben. Geometri dersi almak istiyorum. Şimdi bir yuvarlak yani bir de tam daire. İki tane yarım daireden oluşan. Şunu alayım ben. Bunu daha önce biz şurasına bir şeyli yapmıştık. Şurasında da öyle atkısı var mı bunun? Var. Biz onu daha geniş tutarak yapmıştık. Evet bakın bir tane tam daire. Ve şundan da iki tane yarım daireden. Bir yelek yapıyoruz. Şuraya evet giymek istiyorum şunu. Tabii ki. Ay sana giydireyim gel şekerim bu zayıflara göre. Bana olmaz. Baktım bir anda vazgeçtim. Yalnız var ya bir arkayı dönebilir miyiz şekerim? Buyurun. Bir şey var isterseniz. Vay 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 çok güzel. Yalnız mor çok güzel durdu. Şurada da bir küçük dikdörtgeni evet var. Evet omuz kısmına. İki tane de böyle küçük hı-hı dikdörtgen yapıyoruz. Bir yelek olmuş oluyor. Bir bolero olmuş oluyor. Harika. Ve bunu yazlık iplerden yaparsak belki dikkat etmişsinizdir. Mağazalarda yazlık kıyafetlerin olduğu bölümde inanılmaz güzel
Böyle örgü şeyler var. Çok önemli mağazalarda. Pamuklu iplerden yapmışlar. Hatta mayoların askılı böyle tiril tiril elbiselerin üstüne bunlar giyilebiliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok da kullanışlı. Çok kullanışlı. Evet Elmas'cığım, sadece şuradaki bir örgüyü öğrenelim senden. Şu uzatmaları mı? Uzatmaları nasıl yapıyorsun? Şimdi şu orta göbeğini bu şekilde bir çiçek gibi şey yaptı. Tamam. Daha sonra? Daha sonra uçlarını birleştireceğim ben bunları. Şuradan birleştiriyorum. Evet. Ve kapattım. Tamam. Sonra bunu uzatıyorum. Üstüne almadan buradan sıkılaştırıyorum, sabitleştiriyorum, çekiyorum. Yine üstüne almadan her ilmeğin başına birer tane yaparak dolduruyorum. Komple. Tamam. Bir daha yapıyorum üstüne almadan. Burada sabitleştirdim. Ha, o sabitleme işini ver. Ha, bir sabitledikten sonra çıkıyorsun ki kaymasın. Çekiyorum, diye. Evet, kaymasın diye. Bundan cetvelle de yapılmıştı bunlar. Cetvelle yaptığımız gibi. Evet, güzel, evet. Bravo, tamam. Elmas'cığım onu yap, ondan sonra onların nasıl birleştirildiğini görmek tamam. istiyorum bir tane. Şimdi pikniğe gidiyoruz ve biraz böyle bir konsept piknik yapmak istiyoruz. Bir şeylerimiz böyle her tam şeyimiz takım takım olsun istiyoruz. Hı. Bir şeylerimizi evimizdeki imkanlarla, yani ben şeyi sevmiyorum. Öyle git al eline oraya koy. Böyle sufli şeyleri sevmiyorum. Gerçekten bir şeye özenilsin istiyorum. Ama bu kesinlikle pahalı şeylerle yapılsın da istemiyorum. Yani yaptığımız işe, oturduğumuz sofraya, oturduğumuz piknik örtüsüne çok basitçe küçük özenmelerle böyle güzel şeyler yapabiliriz istiyorum. Sen sever misin böyle şeyleri? Ben pikniği bir kere öncelikle çok severim. Hatta ekibime dedim ki pazar günü programdan sonra, biz 11'de bitiriyoruz programı, hep beraber toplanalım, pikniğe gidelim. Ne tam güzel. Üstüne gelmiş olduk yani. Biraz evet. unuttuk piknik yapmayı. İnşallah tekrar canlandırır bu güzel programla evet, piknik hissi. Evet, gerçekten ben mesela bir kere mesela bir piknik hazırlamıştım. Evden mesela her şeyi götürdüm, bardaklar götürdüm, güzel bir sepet yaptım, beyaz örtüler, işte orada bir kasa bulup kasayı ters çevirip üstüne beyaz örtüler koyup, yani bunu seviyorum. Orada ne olacak, o kasanın üstünde de yenir, önemli değil. Ama en azından bir kağıt, güzel bir peçete, özen, hoşluk, özenmek, yani hani kalk gidelim dediğin deyince olmaz ama programlı olarak yapıldığında daha keyifli oluyor. Güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Yediklerinize de lezzet katıyor aynı evet. zamanda. Bak neler yaptık, delisin diyebilirsin Sibel'cim. Oradan şey getirebilir miyiz? Lütfen. Şimdi bardaklarımıza küçük bardak süsleri yaptık. Bu bizim... Dudaklarımızı nereye koyacağız? Dudaklarımızı kayacağız. Ha, biraz... evet. Ha, tamam oldu şimdi. Böyle koyabiliyoruz. Yani şöyle sofraya dizdiğimizde böyle şıklıklar harika. Yaptık. Mesela şunlara da şu şekilde yaptık. Eğer içine ay, sıcak güzel. Ya da soğuk bir şey koyarsak. Çok güzel. Diye. Bakın bu şekilde bardaklar yaptık. Yani soframızı hazırladığımızda arkalarına cırt yaptık. Bunu sonra bir patronla ölçüsünü var aldık değil mi? Güzel, şu şekilde göstereceğim. Şu şekilde patronları var bunların. Bak bardak tutacağı. Şuraya bir pensle bunu oturttuk. Yani bardağımıza. Önce bir kağıtla bunu yapıyoruz. Şurada bir küçük pensi var bunun. Elbise, göğüs pensi gibi. Bu pensle bunu buraya oturttuk. İçine hadi azıcık elyaf, elyaf, elyaf koyup diktik ve arkasına bir cırt yaptık. Evet, Aslan'cığım hazır mıyız hayatım şu kremayı yapmaya? Hazırız. Şimdi Şinisel'in malzemelerini hazırladım. Bir tek sosunu yapacağız. Tamam, kreması yani içine kayısının içine koyduğumuz şeyi mi yapacağız? Şinisel'in? Yok hayır. Kayısıyı birazdan suyunu limonunu koyacağım. Onu pişirmeye başlayacağız. Pardon, bu ben esnada Şinisel'in de bir sosta beklemesi lazım. Hemen onu söyleyelim. Hemen tamam. onu söyleyelim. Biz geliyoruz şimdi. Gidiyor muyuz? Gel gidiyoruz. Ay. Başlayalım. Tamam. Şimdi Şinisel'imiz ne kadar uzun süre bu sosta beklerse o kadar lezzetli oluyor emdikçe bu sosu. Hı hı. Ben şimdi iki parça Şinisel çıkarttım. Böyle ince dövülmüş bonfile bu. Evet. Şimdilik bir adet sarımsağa denk gelecek kadar sarımsak koyuyorum.
Küçük doğranmış. Doğranmış, evet. Aynen. Şimdi tane hardal daha lezzetli yapıyor. Tane hardal aldım. Şöyle bir kaşık kadar tane hardal koyacağım. Bunu başka etlerde de kullanabilir miyiz? Tabii. Başka etlerde de kullanabiliriz. Tabii. Başka ne var içinde? İçinde şimdi şeker koyacağım. Birazcık tuz koyuyorum. Biraz şeker, biraz tuz. Başka? Biraz tuz koyuyorum. Zeytinyağı ve balsamik sirke koyacağım. Bu kadar. Bu kadar. Zeytinyağı ve balsamik sirke koyacağız. Şimdi içine onu biz reklam arasında böyle karıştıra karıştıra halde hamur edeceğiz. Şeker de koyuyorum. Bir lokma şeker. Ne kadar? Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da şekeri var. Efendim çok şeker bir sos oluyor. Biz reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra devam ediyoruz kaldığımız yerden. Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Her yılın modası. Karaca. Kütahya Porselen'den 40. yıla özel kampanyalar. 540 liralık 85 parça yemek takımı alana 195 lira değerinde 38 parça yemek takımı hediye. Kütahya Porselen. Bir markanın müşterileri içlerinden geldiği için o markaya reklam çeker mi? Türkcell'se çeker. Türkiye'nin tercihi Türkcell, Türkiye'ye teşekkür eder. Kupa enteresan görüntüleri de beraberinde getiriyor. Mahalleni sizin Müller Ahmet olarak tanıyor ama siz gidip 52 inç İspanya modeli LCD almışsınız. Nerede kaldı doşlant doşlantlar Ahmet abi? Geniş geniş seyredin diye aldı. Fena mı yaptık koçum? Abi İspanya favori diyorlar ne abi? Hemen Vestel'e gelin, favori LCD'nizi alın. Aldığınız LCD Dünya Kupası'nı kazansın, siz de LCD'nizi bedavaya getirin. Üstelik çekiliş yok, kura yok. Vestel, futbolla dost teknoloji. Yok bebeğim, yok öyle değil bak. Bon kör. Ya arkadaş anlamıyorum ben bunu ya. Ya dünyanın sayılı ilk 10 kredi kartından birisi bu. Bak ha Türkiye'den de bu giriyor sadece. Bonkör diyemiyor iyi mi? Taç'tan evinize perde, kapınıza otomobil. Şimdi her 500 liralık perde alışverişine Volkswagen yeni Polo kazanma şansı. 6 kişiye yeni Polo Comfortline, 60 kişiye Vestel Full HD LCD televizyon, 600 kişiye nevresim takımı Touch'tan hediye. Üstelik her 500 liralık alışverişte yeni bir çekiliş hakkı. Ayrıntılı bilgi Touch.com.tr'de. Seni seviyorum demenin o kadar çok yolu var ki. Beni koruduğunuzu bilmekse bunların en önemlisi. Biraz İran'dan itibaren çocuklar için oto koltuğu kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğunu lütfen unutmayın. Mutluluk bebekken başlayan bir yolculuktur. Chico, bebeğin olduğu her yerde. 118-80-80-80-80-80-80. Paslanmaz çelik bıçakları ve iki hız ayarıyla doğrayıcı sadece 39 lira. Simbo, var mı daha iyisi? Spa masajının rahatlatıcı etkisini ruhunuzda hissedin. Yeni Palmolive Thermal Spa Duş Jeli. Beyaz kil ve termal minerallerle cildinizi yeniler, masaj yapılmışçasına canlandırır. Palmolive Thermal Spa. Spa masajının rahatlatıcı etkisini ruhunuzda hissedin. Nefis ve sağlıklı yemekleri tek tuşla pişiren elektrikli yemek yapma makinesi. Simbo, var mı daha iyisi? Ağız sağlığınızın tehlike altında olduğunu biliyor musunuz? Neden? Dişinizde çoğalan bakteriler yüzünden. Bu yüzden mi bazen diş etlerim kanıyor? Evet, gelin bakalım. İşte çoğalan bakteriler. Diş eti problemlerinin ana sebebi. Ama her sabah fırçalıyorum. Ben Colgate Total'i öneriyorum. Bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saat savaşır. Colgate Total kullanıyor musunuz? Evet. Bakalım. Bakteriler azalmış. Daha sağlıklı diş etleri için. Bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saat koruma. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Ne zaman bir yerler polisan elegansla boyansa, zaman durulur. Çünkü elegans anti-aging, leke tutmaz, solmaz. Üstelik kolayca silinir.
Zamanı durduran teknoloji. Polisan. Ellerini yıkadın mı? Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Tuvaletten sonra, sokakta oynadıktan sonra. Ellerini Protex'le yıka. Ailenizin cilt sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Türkiye'nin bir numaralı antibakteriyel sabunu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun tavsiyesi. 30 yaş üstü kadınların rahim ağzı kanseri taraması için 5 yılda bir smear testi yaptırarak, 50 yaş üstü kadınların meme kanseri taraması için 2 yılda bir mamografi çektirerek ve 50 yaş üstü kadın ve erkeklerin kolon kanseri taraması için yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırarak kanserden korunabileceklerinin farkındayız. Kanseri yeneceğiz. Bu yeni diş macununu hassasiyet hissettiğiniz yere uygulayın lütfen. Bu buzlu suyu için. Hiç hissetmedim, çok rahat. Bu kadar çabuk nasıl olur? Ağır geçti, inanılmaz. Yeni Colgate Sensitive Pro Relief diş macunu. Pro Argin teknolojisi dişin merkezine giden açık kanalları anında kapatır, günlük fırçalamayla da uzun süreli rahatlama sağlar. Anında ve uzun süreli rahatlama için yeni Colgate Sensitive Pro Relief diş macunu. Deneyin, kendiniz görün. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. O, kendini güneşten koruyor. Ya onlar? Güneş hasarı yalnızca plajda değil, gün içindeki güneşli saatlerde de oluşur. Önleminizi alın. Hamilton'la güneşten korunun. Komşuluğun yeni adresi Fil Dişi Konakları'nda daireler tükeniyor. Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. Fil Dişi Konakları Beylikdüzü. Mekanize futbol coşkusu başlıyor. Kokalı 90 Türk menüsünden istediğini al. Hediye şirketi patatesini ekle. Kazı kazan kartını. FIFA 2010 FIFA Dünya Kupası logolu. Coca-Cola bardağını sen kazan. 60 yıldır yeniliğin gücüne inananlar için beyaz eşyalar üretiyoruz. 60. yılımızı 60 üründe %60'a varan indirimlerle kutluyoruz. Ayrıntılı bilgi Gorenye.com.tr'de. Gorenye. Kırmızı köşede ağır siklet şampiyonu yeni Colgate 360 Active Flex. Aa evet, o gerçek bir savaşçı. Dişlerden fazlasını temizlediğini duydum. Ve bakterilerin %80'i dişlerde olmadığından oynar başlığı sola sağa hareket ediyor. Dişlerin etrafını ve aralarını temizliyor. Diş etlerini de, sonra da yanak ve dil temizleyicisiyle daha çok bakteriyi nakavt ediyor. Hepsi komple ağız temizliği için. Ve bakteriler nakavt. Colgate 360 Active Flex. Diş, dil, yanak ve diş etleri komple ağız temizliği için. Colgate, diş hekimlerinin tavsiyesi. Ağoğlu'nun size son hediyesi. Bay Towerland. Yeni finans merkezi Ataşehir'de 50 bin kişinin beğenisinden doğan fonksiyonel mimari tasarım. İleri teknoloji. Dairelere özel kat bahçeleri ve teraslar. Hayalinizdeki sportif ve sosyal imkanlar. Gökyüzü villalarında bahçe keyfi. Bütçenize uygun esnek ödeme planları. %100 temiz enerji kullanımı, üstelik %20 daha ucuz. My Towerland, Ağoğlu'nun size son hediyesi. Aslancık aniden saldırıyor. Sertex Antilop dayanıklılığıyla etkilenmiyor. Neşe ve özgürlük dolu evler için döşemelik nano süet Antilop. Sertex'ten. 118-80-80-80-80-80-80. Kendini kaptıra ata. Bonkör paketler. Yaptığınız her 50 liralık alışverişe bir bonkör paketi kazanma şansı World'den. World yaptırabilir. Bonkörsün sen, bonkör. Lamborghini Gallardo LF550 Valentino Balboni kazanma şansı. Coca-Cola Zero'larda. Coca-Cola Zero. Artık her şey mümkün.
Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Her yılın modası. Karaca. Evet. Şimdi ben de bir börek yapacağım. Oh, ama benimki normal bir börek. Kimden öğrendiğimi hemen söylemem lazım. Yazmadık mı onu yoksa? Efendim? Yazdın da ben göremiyorum burada. Saliha çizer. Doğru söylüyorum. Harika bir şey. Harika bir şey. Efendim çok dikkatli izleyiniz. Hepiniz tamam. Konuklarınıza yapabileceğiniz çok şahane bir şey. İçini ne isterseniz yapıyorsunuz. İsterseniz peynir maydanoz. İsterseniz biz şimdi kıyma, patates ve soğandan oluşan, değil mi Aslı'cığım? Karabiber, kimyon koyduk. Ben mesela bunun içine biraz da böyle maydanoz koyarım, nane koyarım, biraz öyle şeyler de koyarım. Şimdi biz böyle yaptık ama siz içinin nasıl isterseniz öyle yapın. Başka neler konur böreğin içine? Ispanaklı olabilir. Patates olabilir. Zeytin. Şimdi yapıyorum. Milföylerinizi, şöyle milföy hamurlarınızı biraz çıkarttık biz bunları 20 dakikadır, yarım saattir dışarıda bekliyor. Hemen şöyle diziyorum. Program öncesi bir tane daha hazırladık çünkü bunun bir özelliği var. Birazcık durması gerekiyor bunun. Da senin şeyler gibi. Şimdi ama senin çok enteresan, açmıyorsunuz milföyü. Hiç açmıyoruz. Son derece kolay. Şimdi bir ahbabınız, bir akrabanız. Şimdi biz madem seninle aynı siteye taşındık. Evet. Ben geliyorum deyince sen bu böreği hemen... Ben hemen sizi arayacağım bir kere öncelikle. Yok yani Derya Hanım ne öneriyorsunuz bana diye. Ya da programınızı seyrederken yapacağım. Daha şimdi uygun. Şöyle. Bunları birleştiriyoruz. İnanılmaz güzel bir şey. Lütfen bunu dikkatle izleyiniz. Bakın ne kadar kolay. 4 şöyle aldı, 3 böyle aldı. Bunları yapıyorum. Sen bak kahveni içerken bana. Ben bakıyorum, öğreniyorum. Aslan Hanım'dan da öğreniyorum bu arada. Çünkü yemekle çok haşır neşir değilim ne yazık ki ben. Aslan çok güzel şeyler hazırlamış. Kitapçılarda var mı Aslan'cığım? Bulunuyor mu? Evet, hemen hemen hepsinde şu anda mevcut. Evet, şimdi ben şu şekilde dizdim. Bakın, arasına ne yağ koyuyorum, ne bal koyuyorum, hiçbir şey koymuyorum. İki tane de yufkaya ihtiyacım var. Bu yufkayı buraya şöyle büzdüre büzdüre yumurta, koyuyorum. Süt falan aralara koyuyor musunuz? Hayır, hiçbir şey. Hiçbir şey koymuyoruz. Bana öğreten de böyle öğretti. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? El açması gibi oluyor. Yani böyle saatlerce açıyoruz falan, hiç gerek yok. Ama siz gelenleri isterseniz açtım yoruldum falan gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Şu şekilde yaptık. Tamam mı? İçe geldi sıra. İçini koyuyorum efendim. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Çok güzel bir börek öğreniyoruz. Ben daha evde hiç yapmadım. Efendim bu tarif geldi. İlk defa burada bir tane de yayın öncesi yaptık ama orada bazı hatalar yaptık. Şimdi onu burada tekrarlamak istemiyoruz. Koydum. Ben genelde evde bunu şakırt diye koyarım. Oradan da yayarım şimdi yayacağım bir dakika. Elini sokmadan olmuyor. Yok olmaz. Bir de o elin tadı da değmeli değil mi? Bakın, herkesin yaptığı ayrı oluyor çünkü. Evet. Aslı'cığım sen bana bir tek bir ıslak bir şey verirsen çok mutlu olacağım şu kağıt havludan. Evet, şimdi ikinci yufkamızı da, yufka da bir taze bir güzelmiş ki, ay, hiçbir şey koymuyoruz. Ya yoğurt falan ama hiçbir şey koymuyoruz. Herhalde bakın yufkanız çok ince olması lazım ki milföyün kalın açılmadığı için. Şimdi bunu böyle koyduk ya, şimdi tekrar ne yapıyoruz? Aslı'cığım ver bana buradan milföyleri, hemen çabuk yapalım. Ver bana, yine üstüne koyuyoruz, bakın şu şekilde. Biraz şöyle kaydırayım. Yine üstüne bunu koyuyoruz. Bu da ne açılmazmış, ne donmuşmuş. Kaç saat önce çıkarttık yine. Öyledir, yayında yapacağınız zaman bir şeyleri. Ay ben böyle güzel öğrendim. Şuradan bir pencere mi bıraksam diyorum acaba. Hemen bir bıçağımı alayım Aslı'cığım. Bıçağımı alayım. Evet, şimdi içine. Şurada soda başlıyor. Mı? Şimdi bir tane soda. Soda. Bir yumurta. Ve yarım çay bardağı kadar da çiçek yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı koyuyoruz. Çatal alayım Aslı'cığım ne olursun. Çırpıyoruz. Şimdi bunu çırpacağız güzelce. Ver soda bana. Çok enteresan geldi bana. Evet, soda pek soda... çok böreğe koyuyorlar. Hı-hı. Böyle bir şey var. Kabartıyor mu soda? Bakın. Ne yapıyor? Evet, kabartıyor. Şimdi
Biz demin yanlışı şurada yaptık kesmede. Her bir şeyi aşağı kadar inerek şu şekilde kesiyorsunuz. Bak bunu gerçekten yapabilirsin. Bu gerçekten bu kolaymış. Çok hakikaten kolay. Çok kolay. Ama lezzeti nasıl, ona da bakalım. Lezzeti mi? Evet. Ne diyorsunuz, lezzeti şahane bir şey. Ama bunu ya akşamdan yapın, sabah pişirin. Ya misafiriniz gelmeden bir iki saat önce yapın. Ya da bunu yapın, atın derin dondurucuya. Daha sonra da çıkartın böyle bir yarım saat falan önce. Bakın her birini, bir tane kaldı galiba değil mi? Her birini kestim şöyle. Şimdi çok bak güzel köpürdü. Nefis oldu. Üstüne. Evet. Şöyle. Şimdi ben şunu şöyle yapmadan rahat edemeyeceğim. Üstüne istediğiniz şeyi koyun. Hatta biraz şöyle araları açıp. Açıp. Şunun içine almasını sağlamak istiyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi biz bunu ne kadar bekletiyoruz? Ne kadar bekletiyoruz? Ay yurtta nereden girmiş içine? Evet. Biz bunu herhalde bir saat, bir buçuk saat kadar bekletiyoruz. Ne kadar bekletirsek içine o güzelce bunu emiyor. Neredeydi hazır Aslı'cığım? Getir alalım. Evet, bir tane daha yaptık. Biz şimdi bir yanlış anlaşılma olmuş. Bunu farklı kestik. Biz şöyle kestik, böyle kestik falan. Değişik bir geometrik desen çıktı burada ama esprisi aynı. Şimdi bunu ısıttığımız fırına, ama bu çok soğuk. Bunu çatlatır. Biraz sonra ötekisini koyalım. Şimdi açtım ama. Ötekisini şimdi açtım. Şimdi, şimdi açtınsa evet. Olur. Şimdi açtım. Şimdi açtınsa olur. Evet. Nasıl? Kolay mı börek? Çok kolay. Çok kolay, çok lezzetli oluyor. Harika bir şey. Siz içine istediğiniz gibi ister ıspanaklı yapın. Ispanakları mesela çiğden yapabilirsiniz. Biraz peynirle karıştırıp güzel şöyle bir ovarsınız elinizde biraz karabiberle. Pırasalı çok güzel olur. Kabaklı çok güzel olur. Kabakların suyunu hafif süzdürüp biraz dereotu, biraz peynir koyarak şöyle bir onu da bir mıncırdınız mı? İçine koyun. Harika olur. Kolay mıymış? Çok kolaymış. Yapılası. Sen bundan yap, Faruk Bayhan'a götür. kesinlikle, kesinlikle. Faruk Bey zaten ama kilo aldı. O biraz kendine dikkat ediyor. Çok dikkatli ama bu aralar. Evet. Ben biliyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Evet, ben sosladım. Biraz bekledi ama normalde 2 saat, 3 saat bekleyebilir bu sosta. Tamam. Penistelimiz. Şimdi kayısını burada alıyor mu? Kayısıyı yok, şimdi onun hemen altını açacağım. Azıcık bir su koyuyorum. Açmamış dedi. Mıydık onun altını? Yok, bekledi. Emdi. Bekledik. Ha, şeker emdi. Biraz şey olsun tabii. Diye anladım. Limon da koyuyorum böyle bir. Ne kadar limon? Yani yarım, bir limon. Yarım limon olabilir, yarım. Bir limon olabilir. Ne kadar ekşi seviyorsanız. Bunda yarım limondan biraz fazla var. Şimdi o önce bir harlı pişecek, sonra altını kısacağız. Kısık ateşte pişmeye devam edecek. Bu, peki bunun içine ne yapıyoruz? Bunun içine bir kreması var. Onun içine kaymak. Sadece kaymak ve ceviz, evet. Ha, ben onun bildiğiniz içine böyle kaymak. Bir muhallebi gibi bir şey pişireceğim zannettim. Yok, hayır. Yok. Kaymak ve ceviz kaymak koyuyoruz içine. Kaymak ve ceviz koyacağım. Nane yapraklarıyla çok lezzetli oluyor. Ha, bir daha şurada. Neredeydi o tatlım? Şu sayfada. Çok. Ay, şunu bir daha göstermek istiyorum. Peki üstündeki o şerbet gibi şey ne? Kendi şurubu. Şimdi o şurubu. Kendi şurubu. Kayısıları aldıktan sonra şurubu biraz daha kaynatıp koyulaştırıyoruz. Çekirdekleri alıp içine şeylerini koyuyoruz. Evet. Kaymak ve ceviz koyuyoruz. Aynen. Yalnız bu da yaz için ikram etmek için inanılmaz güzel bir evet. Şey. Sonra başka şeyi nasıl pişireceğiz Aslan? Şinisteli. Hayır, pirinç şeyi mi? Ha, pirinç makarnası için bir sos yapacağım. Onu normal makarna gibi pişiriyoruz. Çok yani sert olmayacak. Şey gibi değil. Noodle gibi değil. Değil, çünkü nasıl pilavı yağsız pişirdiğiniz zaman birbirine yapışıyor. Görebilir miyiz onları? Görelim bir taraftan da. Aslı'cığım yardım et. Şu şeyi alayım. Aslan ve Aslı ikilisi. Hadi görelim bakalım. Evet. Ben o sırada bir şey daha sormak istiyorum. Bir dakika, senin kartlarını kaybettim. Orada. Orada. Biraz daha kalmaz. Yok. Tamam. O da değil. Sibel'cim, kartlarımı orada alabilir miyim? Ben bu arada hemen şundan bahsetmek istiyorum. Sevgili Semra Özal, çok teşekkür ediyorum. Dün 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın yazdığı tek kitap olan Turgut Özal yazdığı
Tarih ve Miras isimli kitabı çıktı. Bunu göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Şurayı okuyabilir misin? Gözüm görmüyor. Tabii. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kaleme aldığı bu kitap, Türk'ü dünyaya yanlış anlatan Avrupa'ya karşı bir isyan, bir çağrıdır. Anadolu'da kurulan ilk medeniyetlerden bu tarafa, Avrupa'nın mayası olarak tabir ettiği kültürün izini süren Özal, Truva Savaşı'ndan kavimler göçüne, Haçlı Seferlerinden, İstanbul'un Türkler tarafından fethine, Rönesans'tan Fransız ihtilaline kadar dünya tarihinin kritik dönemlerini analiz ediyor diyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Semra Hanım. Bana da imzalamış, göndermişsiniz. Çok saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi ben Semra Hanım'ın mutluluğunu tahmin bile edemiyorum. Yeni bir çocuk yapmış gibi oldunuz yani Semra Hanım. Çok güzel bir şey. Eşin arkasından bunu yapmak, bunları toparlamak, tekrar göz önüne getirmek hakikaten harika. Yakın Plan Yayıncılık'tan çıkmış efendim. İlgililere duyururuz. Ben Semra Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ben de kartlarımı karıştırdım. Şöyle bir şey var. Pazar günkü programında bir biyoenerji uzmanını yayına çıkardın. Evet. Şimdi doğru. Sen ben böyle bir şeylere takılmam pek iyi, ilgilenmem falan derken bayağı bir ilgilendiğini görmüşler. Arkadaşlarım bunu bana anlattılar. Kendini kontrol mü ettirdin biyoenerji uzmanına? Ne yaptınız? Aslında şöyle, biyoenerji gerçekten çok hassas bir konu. Çünkü o kadar çok biyoenerji uzmanı, o kadar çok işte R2 veren, işte hastalık iyileştiren var ki bu tip yayına konuk aldığımızda tıp doktorları çok kızıyorlar, çok bozuluyorlar haklı olarak. Çünkü uzun bir eğitim döneminden geçip ancak öyle tanı koyarken bir biyoenerji uzmanı çıkıyor. Elinize bir şeyler batırıp senin miden hasta, yok senin kalbinde problem var. Böyle bir şey olmaz. Onun için ben böyle bir ortada duruyorum. İnanıyor muyum, inanmıyor muyum hala belli değil ama herkese yayın yapmaya çalışıyoruz. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani biz gösteriyoruz ve ben seyircilerimize şöyle bir şey diyorum. Lütfen bir süzgeçiniz olsun ve o süzgeçten bütün bu tarz şeyleri geçirin. Ya oraya gitme. Yolda birisiyle karşılaşıyorsunuz, size şöyle diyor. Ah, senin bugün mesela biraz geliyor eliniz. Senin enerjin düşmüş. Nereye düştü ayol? Yere mi düştü? Nerede? Nasıl anladın? Sen nereden anladın? Kimsin? Evet. Nasıl anlıyorsun? Enerjin düşmüş. Ben de bakıyorum. Enerji nereye düşmüş? Ben burada zıp zıp zıplarken. Düşmüş. Ben sana bir enerji vereyim diyor. R2 vereyim. Oraya dokun böyle. Böyle dokun falan. Niye dokunuyorsun sen bana durduk yerde? Sen nasıl veriyorsun? Belki benim enerjimi çalıyorsun. O kadar inanan var ki buna Derya Hanım. Ya bunun da bir eğitimi, bir uzmanlığı. Yani öyle olsalar bizim doktorlar niye okuyorlar bu kadar sene? Evet, yani evet. Kim kime neyin enerjisi düşüyor da. Bu çok mu da şimdi? Enerjim çıkmış, enerjim düşmüş, enerjiniz çok iyi. Ben programa böyle konuk alacakken bazı şeylere tabii dikkat ediyorum Derya Hanım. Birincisi bu insanın muhakkak bir üniversite diploması olması. Mesela o gün yayına aldığımız konuğumuzun psikoloji diploması vardı. 4 sene psikoloji okumuş. Aynı zamanda bu konu hakkında da çeşitli yerlerden diploma almış olması. Kim bakıyorum. Bir tanesi var ben çok beğeniyorum. Aynı kişi mi? Hangisi? Hatice Er geldi bize. Hatice Er, bir tane de bir beyefendi var. Sabah Tümer'e çıkmıştı, onu da çok beğeniyorum. Yani hayır, ben onlardan dahi bahsetmiyorum. Yani iki arkadaş bir karşılaşmışsınız mesela bir süre önce. Bir süre sonra o size direkt enerjiye geçiyor. Evet. Yani hiç alakası yok bu konuyla. Çok tehlikeli konular bunlar. Çok tehlikeli konular. Ben onun için de biraz böyle ben de tırsarak bakıyorum bu konuya. Ama gerçekten bunu çok iyi yapanlara da saygı duyuyorum. Ayrı konu. Tabii kendilerini bu anlamda çok geliştirmişler, çok okumuşlar. Öğrenizi biz de buraya alıyoruz. Tabii. Ama ben de senin kadar dikkatliyim. Dinliyorum ve diyorum ki yani lütfen süzgeç. İlaç tavsiye ediliyor, ot tavsiye ediliyor, o tavsiye ediliyor, bu tavsiye ediliyor. Doktorumuz da burada. Pek çok ciddi vakalara neden olmuyor mu efendim? Bu çok bilinçsizce kullanılan bitkiler, şunlar bunlar. Şimdi tabii birçok ilaçların da aslında yapımında bitkilerden faydalanıyor ama bunları siz de dediğiniz gibi yani bilinçli olarak kullanmak lazım. Bunları hakikaten bir patenti var mıdır yok mudur, herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bu karışıklıklara yol açıyor. Ben buna karşıyım. Evet. Yoksa bitkilerin gücüne inanmamak. Kesinlikle. Zaten bütün ilaçlarımızın çoğu bitkilerden. Tabii ki.
Ona inanıyorum. Ama gerçekten herkes artık bunu yapıyor. Evet. Yani korkutucu boyutlara geldi. Elmas. Elmas. Şimdi o şeyleri, o uzattıklarını nasıl topluyorsun bize gösterir misin Sibel? Oradasın. Aha. Şimdi iki tane zincir çekiyorum arasına. Üstüne almadan arasından geçiriyorum. Tamam. Evet. Ben görüyorum burada. Sık iğneyle sok. Sık iğneyle de kapatıyorum. Enerjim düştü de gelemiyor. Enerji verelim hemen size Derya. Git oraya gel buraya. Ayol istemem, benim enerjim benden aşıyor. Bana dokunan benden enerji alır zaten. Doğru, direkt olarak. Doğru. Aralarına iki tane zincir çekiyorum. Her birinin arasına iki evet. zincir mi çekiyorsun? Hepsinin arasına ikişer tane zincir çekiyorum. Tamam İki canım. Zincirden sonra da kapatıyorum. Güzel. Bu sırayı böyle tamamladıktan sonra... İkinci sıraya. Aslında burada şöyle bir şey var. Bu yuvarlığa çapı ne kadar onun bir öğrenseydik Sibel. Ölçebiliyor muyuz? Metremiz tabii, var mı? Var. Hemen ölçelim. Hemen ölçelim. İpine göre de değişebilir motifte ama. Yapabiliriz. Yani burada bir kural aramayın. Hemen ölçelim. Tam 40 santim. 40 santimlik eğer küçük bir bolero yapmak istiyorsak, zayıf birisiysek şekilde görüldüğü gibi 40 santimlik bir yuvarlak, bir daire işimizi görür. Yani çapı 40 santim olacak. Biraz daha benim gibi topi topsanız 60'a doğru gidersiniz. 60'lık yaparsınız siz. Sonra yarı çapı 30'luk yaparsınız buraları. Şeylerini. 40'ınkiler tabii ki 20 olacak. Yani herkes kendi bildiği bir yuvarlak motifi daha genişleterek, büyüterek bunu yapabilir. İki tane de omuz askısına ihtiyaç var. Bu yaz inanılmaz moda. Askılı elbiselerin üstüne, askılı atletlerin üstüne, bikini üstünüze, altına bir paroya bağlayıp üstüne, böyle bikininin üstüne, mayonun üstüne giyebilirsiniz. Çok yerde kullanabileceğiniz bir şey. Sibel, şu kene çorabını al ortaya gel. Hemen gel. Gel sen de gel. Gelin kızlar. Gelin size çok güzel bir şey göstereceğim Aslan. Gel. Canım. Çok faydalı bir şey bu. Çolukla çocukla beraber olduğunuz bahçede yani korkuyor insan. Tabii. Şimdi öyle bir şey geliştiriyoruz. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Galoş. Bunu kullanıyoruz pek çok yerde, doktor muayenehanesinde, hastanelerde veya ne bileyim atitiz hanımlar evlerine bir usta geldi mi de bunları veriyorlar, evlerde de bulunduruyorlar. Evet. Veya evde boya yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Pek çok yerde kullanıyoruz. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Pikniğe mi gittik? Bahçede çıplak ayakla mı geziyoruz? Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bunu tek olarak ayağınıza geçirdiğinizde ayakta bir terleme yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Şu çoraplar var, küçük çoraplar veya büyük çoraplar. Biz ikisini birbirine adapte ediyoruz. Bunlar benim buluşlarımdır. İkisini birbirine şimdi giyiyoruz ya da birini giyip üstüne bunu giyiyoruz. Ama biz her şeyi süslü seviyoruz. Böyle bir durumumuz var. Ne yapıyoruz Sibel? Şimdi şöyle bir çiçekle evdeki peçevre kumaşlardan yaptık. Böyle bir yaprağını yaptık. Evet. Bunu şuraya şöyle dikiyoruz. Evet, dik Sibel diyeceğim. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi bu çiçeğin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit. Tamam, sen onu oraya şöyle bir tuttur hemen, bana hemen ver. Efendim bu projenin adı Kork Kene Bende. Burada da ne yapıyoruz? Tabii ki bir mesajımız var. Kenelere bir mesaj veriyoruz. Buradan. Kork kene benden diyoruz. Hakikaten kenelere dikkat edelim. Yine haberler çıkmaya başladı. Kırım Konga kanamalı hastalığına neden oluyorlar. Ciddi şeyler oluyor. Ölümlerle sonuçlanıyor. Bu konuda bilgili olmalısınız. Kene elinize yapıştığı zaman asla hemen ben bunu çıkarayım demiyorsunuz. Değil mi? Sen de öyle biliyorsun. Kesinlikle. Hemen kene elinizdeyken sevgili kene ile birlikte hiç ellemiyorsunuz. Ona hiçbir şey de sürmüyorsunuz. Hemen en yakın hastaneye gidiyorsunuz. Orada doktorlar biliyorlar. Biliyorlar. Fena tabii, değiller. Tabii. Çünkü hele özellikle köylerde, kasabalarda, küçük yerlerde çok olan bir şey olduğu için pek de iyi biliyorlar. Ver Sibel'cim bana. Vallahi çok güzel oldu. Kork gene benden satayım. Vallahi çok güzel. Harika bakın. Oldu, bayıldım. Yani ufak bir süs, evde ne varsa üstüne yapıştırıverin, dikiverin. Canım. Ama ne güzel işte, insanı kendi mutlu da ediyor bu gibi şeyler.
Hele bunu çocuklara yapın. Bayılırlar ayol. Gerçekten çok severler. Nazar boncuğu gibi de şu şey. Nazar boncuklu. Onu özellikle aldık. Nazar boncuklu bir kumaşımız var. Kork kene benden. Kene yani rahatlıkla böyle gidebilirsiniz. Ama bir ayağa kene şey yapabilir, yapışabilir. Hakikaten çıplak ayakla gezmeyi önermiyorlar doktorlarımız. Tabii ki siz çocuklara bir çorap, ne bileyim bir lastik ayakkabı falan özellikle piknik alanlarda, açık alanlarda giydiriniz. Biz bunun da altını çizmek istiyoruz. Bu tabii işin fantazisi ama bunu da yaparsanız bu da çok güzel ve şık bir şey oldu. Efendim kork gene benden. Bir de bizim piknikteki keneler süse meraklıymış, bunu görünce bayılıp gelirlermiş. The komplo teorisi. Yalnız kıyafetiniz de çok şık. Bunu da siz mi işlediniz? Yok, yoksa onu işlemişler. Tabii işleyen kadınlara da destek vermek gerekiyor. Çok güzel. Bir dakika çok şimdi şık. Onu da bir göstereyim. Merak edenler var bir saattir. Evet. Boynunuzdakini de gösterin lütfen, evet. Görmemiş olabilirler. Bu geçen olabilirler. Sene giymiştim bu elbisemi. Bakın. Çok güzel. Evet. Ne kadar zarif. Aralarında fiyonklar da çok zarif. Çok, çok güzel. Bunu bir yerden satın aldım. Peki şey? Kolyeyi de daha önce göstermiştik. Kolye de arkası şöyle zincirli. Kumaş parçaları böyle büzdürülü 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 bir şey yapılıyor. Harika. Arkasında ne vardı? Yaz için özellikle. Evet, bunu da burada yaptık harika. Daha önce. Şey var. Tekrarlayalım. Tekrarlayalım. Söylemeyelim de. Ne vardı? Plastik kopçası çiçeklerin. Mı? Aa bir dakika. Çok değişik bir şey ne var. Ne oldu? Değişik şey söyle. Projeler var da sana belki. Diyor. Evet. Kene patiğinin şeyini, çiçeğini nasıl yaptınız? Şimdi çiçeği için 40 santimlik yaklaşık 3 santim eninde bir kumaş parçasına ihtiyacımız var. Bunu 5 eşit parçaya bölüyoruz, 8 santimlik. Ben şimdi tabii lacivertle görünsün diye böyle yaptım. Arası teyelli. Teyelliyoruz. Yalnız şu aralarda bir iniş çıkışları var. Onu evet. Göstereceğim. Yukarıya bakıyorum kumaşa. Tam aşağı iniyorum. Tamam. V harfi gibi. Hemen şurayı da yaptığım zaman zaten çiçek oluşacak. Bu çok güzel sonuna bir çiçek kadar, oluyor Sibel. Bu, normalde şey. Evet, kurdeleyle de yapılabilir. Kurdele nakışından zaten bir şeydi. Evet. Şöyle yaptım. Şimdi iğnelerini alıyorum. Bakın şuradan tutuyorum. Tamam. Şöyle büzdüreceğiz. Büzdürdüğüm zaman her bir şu 8 santim arası bir yaprağını oluşturacak çiçeğin. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Sonra ortasından tutturacağım. Evet. Evet. Bu arada çok güzel bir şey var. Yine bu sene moda olan. Affedersin Aslan. Enerji vermeyeceğim. Taşlara bakıyorum. şimdi bak benim elbisemde de aynı şeyler var. Bu strass taşlar özellikle Eminönü'nde çok var bu taşlardan. Toptancıları orada yani. Küçük tüllerle üstü kaplanıyor. Benim şunlardan da göstereceğim. Bak burada da aynı şekilde yapmışlar. Bunları bu şekilde yaptığınız zaman hem o aşırı parlaklığı üstünden anlıyor, alıyorsunuz. Hem de içinden hafif bir ışıltı vuruyor. Aynı senin burada olduğu gibi. Yani evdeki bir hırkanızın üstüne, bir tişörtünüzün üstüne aynı Aslan Hanım'ın bugün üstündeki gibi yapıp dizebilirsiniz. Hangi yaptığı model aynı? Aa elmas. Bak bunda da öyle bir şey var. Arasına kurdele koyalım senin bu yaptığın şeye. Böyle taşlar olabilir, koyalım. Tabii. Olmaz mı? Olur. Çok da güzel olur. Çok da güzel olur. Evet, bu da bir fikir olur. Yaprağını göstereyim mi? Yaprağını da gösterelim. Bunun için de 10 santim 10 santim kare bir parça kesiyoruz. Yaprağı için evet, çiçeğin. Evet. Önce şöyle ikiye katlıyoruz. Sonra kayık yapar gibi. Bunun ikisini şöyle üçgen birleştiriyoruz. Şu altta teyel büzgüsü yapıyoruz. O zaman şöyle büzüldüğü zaman ben şimdi elimle göstereceğim. Şöyle bir yaprak oluşmuş oluyor. Çok güzel. Yaprağı da bu kadar. Oyluma bir şey sorup öyle geçmek istiyorum. Şu programların saatlerini ve isimlerini, hangi kanallarda olduklarını hemen istiyorum. Peki, burası hafta sonu Habertürk'te. 9-10 geçe başlıyoruz, 11'e kadar. Yani hafta sonu, bu o hafta neler olmuş öğrenmek istiyorsanız, Oylum'u, benim Oya ablam senin hastandır. Hemen beni arar. Oylum'da şu var, çabuk aç diye beni de uyarır. Evet. Çok şeker. Bloomberg'deki Faruk Bayhan'la olan da 23.15'te gece yayını o. Evet. Bloomberg'de seyredebilirler onu da. Faruk Bayhan'la birlikte yapıyoruz onu. Tabii Faruk Bey ön planda, ben sadece arada soru soruyorum. Evet. Aslancığım hemen şu evet, makarnaya bir bakalım. Sen düşme, korkuyorum şuralardan. tamam. Bebek olunca daha dikkatli olmak lazım. Bu kaynamış.
Şimdi bunun hepsini yapmayayım ben. Ne makarnasıydı bir kere daha? Bu pirinç makarnası. Bütün süpermarketlerde bulunuyor. Tamam. Tamam, ben şimdi birazını koyacağım. Yalnız suyuna birazcık zeytinyağı ve tuz koydum. Evet. Şimdi bunu atıyorum içerisine. Çıkartır çıkartmaz hemen zeytinyağlayacağız. Çünkü nasıl yağsız pirinç birbirine yapışıyor. Bu da aynen öyle oluyor. Çünkü pirinç yani. Bir de ona çok güzel bir sos yapacağım ben. Fesleğenli sos. Tamam, onu da anlatalım. Sen de bir taraftan tamam. Yap. Hemen bir anlatmasını yap bize. Şimdi onun benim... görüntüsü şu mu oluyor? Evet, hemen kitaptan göstereyim. Bakın o makarna içerisinde ne şey vitaminler oluyor. Varmış onu da söyleyeyim. Bunu yiyince A vitamini, kalsiyum, B2 vitamini, çinko gibi güzel mineralleri de alıyoruz. Süpersin, süpersin. Efendim Aslan Sabancı'nın gurme lezzetler. Güçlü bir bağışıklık sistemi için altın öneriler isimli kitabı. Hangi yayın evinden çıkmıştı Aslancığım? NTV yayınları. NTV yayınlarından çıktı. Harika bir kitap. Yani insanın mutfak kitaplığında bulunması gereken çok önemli ediyorum. Kitaplardan bir tanesi. Evet, şimdi o zaman reklamlara gidiyoruz. Siz söyler misiniz hanımefendiciğim? Efendim, rica edeyim. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlar. Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Her yılın modası. Karaca. Neredeyse 3 kilo verdim. Artık Special K'yı bırakmam. Deneyen her 4 kadından 3'ü Special K ile daha ince. Siz de Special K'yı deneyin. 2 haftada neler başaracağımızı görün. Yok bebeğim. Yok öyle değil bak. Bonkör. Ya arkadaş anlamıyorum ben bunu ya. Ya dünyanın sayılı ilk 10 kredi kartından birisi bu. Bak ha, Türkiye'den de bu giriyor sadece. Bonkör diyemiyor iyi mi? Bir markanın müşterileri içlerinden geldiği için o markaya reklam çeker mi? Türkcell'se çeker. www.turkcellininggücü.com Enter. Türkcell'in çekim gücü. Türkiye'nin tercihi Türkcell, Türkiye'ye teşekkür eder. Uludağ'dan hafif içimli maden suyu. Uludağ Premium. Maden suyu artık masaya şişesiyle gelecek. Uludağ Premium. Çilekte %50'ye varan indirim başladı. Ayrıntılı bilgi çilek mağazalarında. Çilek. Spa masajının rahatlatıcı etkisini ruhunuzda hissedin. Yeni Parmalin Termo Spa Duş Jeli. Beyaz kil ve termal minerallerle cildinizi yeniler, masaj yapılmışçasına canlandırır. Parmalin Termo Spa. Spa masajının rahatlatıcı etkisini ruhunuzda hissedin. Aoru'nun size son hediyesi. My Towerland. Yeni finans merkezi Ataşehir'de 50 bin kişinin beğenisinden doğan fonksiyonel mimari tasarım, ileri teknoloji, dairelere özel kat bahçeleri ve teraslar, hayalinizdeki sportif ve sosyal imkanlar, gökyüzü villalarında bahçe keyfi, bütçenize uygun esnek ödeme planları, %100 temiz enerji kullanımı, üstelik %20 daha ucuz. My Towerland, Ağoğlu'nun size son hediyesi. Ağız sağlığınızın tehlike altında olduğunu biliyor musunuz? Neden? Dişinizde çoğalan bakteriler yüzünden. Bu yüzden mi bazen diş etlerim kanıyor? Evet, gelin bakalım. İşte çoğalan bakteriler. Diş eti problemlerinin ana sebebi. Ama her sabah fırçalıyorum. Ben Colgate Total'i öneriyorum. Bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saat savaşır. Colgate Total kullanıyor musunuz? Evet. Bakalım. Bakteriler azalmış. Daha sağlıklı diş etleri için. Bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saat koruma. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Yaz geldi. Peki fazla kilolarınızı böyle mi saklayacaksınız? Of!
Nesle Nesbit'in 14 gün programıyla formunuzu yeniden kazanmaya hazır olun. Her gün kahvaltıda ve dilediğiniz bir öğünde Nesbit yiyerek 14 günde fazlalıkları atın. Hatta mayonuzdakileri bile. Merhaba tam tahıllı Nesle Nesbit, elveda fazla kilolar. Ellerini yıkadın mı? Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Tuvaletten sonra, sokakta oynadıktan sonra ellerini Protex'le yıka. Ailenizin cilt sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Türkiye'nin bir numaralı antibakteriyel sabunu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun tavsiyesi. Günler hızla geçiyor. Bebeğim bir yaşına girdi bile. Arkadaşlarıyla her şeyi paylaşıyor. Mikropları bile. Hastalıklardan korunmasına nasıl yardımcı olabilirim? Bir yaşından sonra bebeğiniz çevresini keşfetmeye ve mikroplarla daha çok karşılaşmaya başlar. Aptamil Junior ise bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan Immunofortis'li tek çocuk sütüdür. 3 yaşına kadar Aptamil Junior'la korumaya devam. Bu yeni diş macununu hassasiyet hissettiğiniz yere uygulayın lütfen. Bu buzlu suyu için... Hiç hissetmedim, çok rahat. Bu kadar çabuk nasıl olur? Ağır geçti, inanılmaz. Yeni Colgate Sensitive Pro Relief diş macunu. Pro Argin teknolojisi dişin merkezine giden açık kanalları anında kapatır, günlük fırçalamayla da uzun süreli rahatlama sağlar. Anında ve uzun süreli rahatlama için yeni Colgate Sensitive Pro Relief deneyin, kendiniz görün. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Güneş ışınları cildinizin sağlığını tehdit ediyor. Erken cilt yaşlanmasına karşı savaşınızda en büyük yardımcınız güneş koruyucular. Yaz kış demeden güneş koruyucu kullanın. Hamilton'la güneşten korunun. Güneşe karşı bilinçlenin. Bir keşif. Taptaze süt ve köpük köpük çikolata lezzetiyle Sütaç'tan bir ilk. Tatlı muz. Kırmızı köşede ağır siklet şampiyonu yeni Colgate 360 Active Flex. Aa evet, o gerçek bir savaşçı. Dişlerden fazlasını temizlediğini duydum. Ve bakterileri %80'i dişlerde olmadığından oynar başlığı sola sağa hareket ediyor. Dişlerin etrafını ve aralarını temizliyor. Diş etlerini de, sonra da yanak ve dil temizleyicisiyle daha çok bakteriyi knockout ediyor. Hepsi komple ağız temizliği için. Ve bakteriler knockout. Colgate 360 Active Flex. Diş, dil, yanak ve diş etleri komple ağız temizliği için. Colgate, diş hekimlerinin tavsiyesi. Aslancık aniden saldırıyor. Sertex Antilop dayanıklılığıyla etkilenmiyor. Neşe ve özgürlük dolu evler için döşemelik nano süet Antilop Sertex'ten. Seni seviyorum demenin o kadar çok yolu var ki. Beni koruduğunuzu bilmekse bunların en önemlisi. 1 Haziran'dan itibaren çocuklar için otokoltuğu kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğunu lütfen unutmayın. Mutluluk bebekken başlayan bir yolculuktur. Çikko, bebeğin olduğu her yerde. Nesli şokela, çok şokela. Bonkör paketler. Yaptığınız her 50 liralık alışverişe bir bonkör paketi kazanma şansı Word'den. Word yaptırabilir. Bonkörsün sen, bonkör. Bonkör adamdan bonkör paketler. Yaptığınız her 50 liralık alışverişe bir bonkör paketi kazanma şansı Word'den. Word yaptırabilir. Bonkörsün sen, bonkör. Çilek'te %50'ye varan indirim başladı. Ayrıntılı bilgi çilek mağazalarında. Çilek. Diziler, filmler, belgesel, çizgi film. Hem müzik hem haber, her kanal bizde var. Evinde sıkılana, dükkanda bunalana. Küçüklükte neşeli bir haber var. Evinde sıkılana, dükkanda bunalana. Küçüklükte neşeli bir haber. Türk'ten neşeli haber. Ayda 9.99'dan başlayan fiyatlarla ilk ay Lig TV dahil tüm kanallar açık. Üstelik iç kurulum ve uydu alıcı hediye.
Kütahya Porselen'den 40. yıla özel kampanyalar. 85 parça yemek takımı, çatal kaşık bıçak takımı ve kahvaltı setini bir arada alana 390 lira değerinde 82 parça yemek takımı hediye. Hepsi 1294 lira. Kütahya Porselen. Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Her yılın modası Karaca. Hanımlar, yine bir Çitos mutfağına hoş geldiniz. Sizden sıkça gelen bir soru dikkatimizden kaçmadı. Tamam, çocuğumuz Çitos'u çok seviyor. Ama bundan yerse şişmanlamaz mı diye soruyorsunuz. Ben de hemen sevgili uzman diyetisyen konuğumuz Taylan Kümeli'ye konuyu açıklaması için mutfağımıza davet ettim. Buyurun Taylan Hanım. Sevgili hanımlar, önce bir kere unutmamanız gereken önemli bir husus var. Biz hangi besin grubundan çok fazla miktarda verirsek çocuklarımıza, bilin ki o zaman beslenme dengemizde mutlaka bir bozukluk olur. Sadece bir grup değil, hangi besin grubundan verirsek. Bunun dışında çocuklarımıza yiyeceği yeteri kadar yedirdiğimiz takdirde, onun yediği bütün dengeli beslenmenin yanında sevdiği yiyecekleri de verirsek, biz çocuklarımıza hem sevdiği yiyecekleri hem de besinleri dengeli olarak yedirmeyi sağlarız. Bunun dışında eğer Çitos'tan merakımız varsa, Çitos'la ilgili şişmanlatır mı? Evet, obeziteye neden olur mu diyeceğim. Çitos biliyorsunuz fırınlanarak yapılıyor. Fırınlandığı için içinde katkı maddesi yok ve mısır irmiğinden yapılıyor ve ayçiçek yağıyla yapılıyor. Bunların hepsi çocuklarımızın obeziteye yönelmesini engelleyici şeyler. Kaldı ki bundan doğru oranlarda ve doğru miktarda verirseniz, yalnız ölçüye dikkat ederek özellikle verirseniz obezite tehlikesi olmaz. Gönül rahatlığıyla anneler bunu yedirebilirler. Ama daha da önemli bir şey var. Fiziksel aktiviteyi çocukların hayatından hiçbir zaman eksik etmemeleri. Hı hı. Günde o yapmaları gerektiği kadar ve doğru bir fiziksel aktivite olmalı. Evet efendim. Dilek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Fikret Sanırgan'la konuşmak istiyorum. Genel cerrahi uzmanısınız. Sindirim sistemimiz bizim vücudumuzun iyi çalıştığını gösteren en önemli şey değil mi? Evet. Yani sistem çalışıyorsa, yani sindirim güzelse her şey güzel oluyor. Sindirim bir bozulmaya başlıyorsa sorunlar ortaya çıkıyor. Peki sindirim sistemi kanaması bir hastalık mıdır? Ne demek sindirim sistemi kanaması? Sindirim sistemi kanaması aslında bir hastalık değil, bir belirtidir. Bu belirti içerisinde birçok hastalık buna sebep olabilir. Bu hastalıklar içerisinde de sindirimi biz ağızdan makat bölgesine kadar bir boru sistemi olarak kabul edersek, buradaki bütün organların hastalıklarından kanamalar meydana girebilir. İşte bunlar içerisinde yemek borusu, mide, 12 parmak varsa, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve makat bölgesinden kanamalar ortaya çıkabilir. Bunlardan oluşan kanamalarda biz makattan kanamaları ya da ağızdan kanama tarzında ikiye de ayırabiliriz. Nasıl çalışıyor sindirim sistemimiz? Sindirim sistemi uzun bir kıvrıntılı borular sistemidir aslında. Ve bu borular sistemine de bazı ek bezler vardır. Bu ek bezlerden salgılanan bazı salgı materyalleri de sindirime yardımcı olur. Sindirim aslında ağzımızda başlar. Ve ağız içerisinde aldığımız yiyecekleri dişlerimiz arasında çiğnedikten sonra tükürük bezleriyle beraber bir miktar öğütürüz. Arkasından yemek borusuna atılır. Oradan mideye geçilir. Mide içerisinde de asitle bir miktar karıştırıldıktan sonra 12 parmak bağırsağına gelir. Burada karaciğer içerisinde yapılan safra ve pankreastan gelen pankreas mayı ile beraber sindirim devam eder. Arkasından ince bağırsaklara geçilir. Burada vücuda gerekli olanlar, yararlı olan alınır. Gerekli olmayanlar kalın bağırsağa aktarılır. Kalın bağırsakta da suyun %95'inden fazlası emilir ve geri kalan miktar da pos olarak aşağıdan atılır. Evet. Sistem böyle çalışıyor. Bazen düşününce vücudumuzu, bu sistemleri düşününce dehşete kapıldığınız oluyor mu? Nasıl çok oluyor yani? Çok şahane bir yapı. İnanılmaz. Bir yaratıcı güce inanmamak mümkün değil. Yani nasıl oluyor düşününce. Bu sistem? Nasıl çalışıyor? Nasıl bir şeydir? Yani hepsi koordineli. Çok koordineli. Tıkır tıkır işliyor. Bozulma olsa hemen bir kendini belirtiyle ortaya çıkartıyor. Yani çok fazla kafayı takarsanız çok yani hiç bazen hayırlı çok olmaz. Dehşete düşüyorum. Peki kanamanın nedenleri nelerdir efendim? Şimdi biz kanamaları genellikle ikiye ayırıyoruz. Üst taraftan olan kanamalar ve alt sindirim sistemi kanamaları diye. Genellikle bizim daha çok gördüğümüz alt sistem kanamaları. Yani
ince bağırsak ve kalın bağırsağın olduğu bilinen olan kanamaları biz alt sistem kanamaları diyoruz. Yukarısından olan 12 parmak bağırsağı mideden ve yemek borusundan kanamaları da üst sindirim sistemi kanamaları diyoruz. Evet. Sindirim sistemi kanamaları içerisinde üstte daha çok yemek borusu etrafında olabilecek bir özofajit ya da bir reflü, reflüye bağlı kanamalar ortaya çıkabilir. Ya da yediğimiz bir materyalin o bölgeden geçerken yarattığı bir yırtılma olabilir. Ya da aşırı alkol alanlardan sonrasında öğürmelerle beraber kusmalar sonucunda kanama meydana gelir yemek borusunun altında. Ya da midenin kendi ülserleri olabilir. Gastrit olabilir. Midenin tümörleri olabilir. 12 parmak bağırsağına ait ülserler olabilir. Ve ince bağırsaklar kanamalar. İnce bağırsaklarda gene ülserler olabilir. Enfektif hastalıklar olabilir. Polipler olabilir. Ama en çok uğraştıklarımızdan bir tanesi tabii ki kalın bağırsaktan kanamalardır. Kalın bağırsak kanamaları da kendini daha çok makattan kırmızı renkli kanama, bazen birazcık daha koyulaşma tarzında, bu damlama tarzında olabilir ya da büyük abdestin üzerine sıvanmış ya da büyük abdestten karışık da olabilir. Bu tip kanamalar olabilir. Makat kanamaların en çok gördüğümüz hemoroidlerdir. Yani halk arasında bağırsak adını verdiğimiz hemoroidlerdir. Ben tabii de bunu soracaktım. Yani konuşulan konu o kadar sevimli gelmiyor ama çok önemli bir konu. Bu kanamalara çok dikkat etmemiz gereken şeyler olduğuna dikkat biliyorum. Ve buradan bazı kötü şeylere de çıkabiliyor değil mi efendim? Onun için çok dikkatli olmak lazım. Tedavisi nasıl yapılır diye sormadan önce mi sorayım onu bilemedim. Hemoroid ve fisür nedir? Onu sorayım, sonra mı tedavisi nasıl yapılır sorayım. Şimdi makattan olan kanamaların en büyük nedeni hemoroidler dedik. Bunun yanında fissürler olabilir. Tabii sizin de demin söylediğiniz gibi kötü huylu lezyonları da atlamamak gerekir. Hemoroid makat bölgesinin aslında son bölümünde bulunan toplar damarların biraz genişleyip dışarı doğru çıkıntı yapması halidir. Hemoroidlerin aslında bütün insanlarda vardır. Yani hemoroid arterleri dediğimiz damarlar bütün insanlarda vardır. Çünkü bunların bir fonksiyonları vardır. Nedir bu fonksiyonda? Herkesin büyük abdestini kaçırmaması ya da gazı kaçırmaması için o bölgedeki bu hemoroid arterlerine ihtiyaç vardır. Eğer bunlar kişide bazı bozukluklar ortaya çıkar ise, yani işte bir kabızlık varsa kişide, büyük abdest sert ve kalıncı çıkıyorsa ya da yediği yiyeceklerde posalı gıdalar az ise, egzersizini doğru düzgün yapmıyor ise, hızlı yeme alışkanlıkları varsa, bu tip şeylerde büyük abdest sert ve kalın çıkacağı için, kabızlık ortaya çıkacağı için makat bölgesindeki toplar damarlara basınç yapacak ve onların büyümesine ve dışarı doğru sarkmalarına sebep olacak. Ve hemoroidler de böylece dışarıdan görünebilen hemoroidler ve içeride bulunan hemoroidler olarak ikiye ayrılacak. Hemoroidlerin en büyük dediğimiz gibi kanamayla, bu kanama genellikle ya damlama tarzında bir kanama olabilir, ya büyük abdestin üzerinde sıyrılma tarzında olabilir, ya da büyük abdestle hafif karışık da olabilir. Ama çok korkmaması lazım. Kırmızı renkli, açık kırmızı renkli bir kanamalardır. Çatlak ya da fissür dediğimiz olay ise makat bölgesinin çıkışındaki dokunun, mukoza dediğimiz ağzımızdaki benzer yapının yırtılması olayıdır. Bu da genellikle büyük abdestin sert ve kalın çıkma sırasında ortaya çıkıyor. Peki tedavisi var mı bunların? Var. Çünkü bu tabii pek konuşulan bir konu değildir. Yani biz ailemizdeki bir yakın insana dahi, yani toplumumuzun yapısı gereği veya ne bileyim bize öğretiler gereği pek konuşamayız bunu ve pek çok insanın da bu konuda çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Peki bunun tedavisi nasıl olmalı? Hangi doktora gitmeliler bu şikayetleri olan kişiler? Şimdi bu şikayetler hakikaten sizin de söylediğiniz gibi hastalarımızı bu organın yeri itibariyle çok dile getiremiyorlar. İfade edilemiyor. İfade edilemiyor. Yani bizde bir tabu gibi o bölge sanki hastalıklı olmazmış gibi davranılıyor ve hiç bundan bahsedilmiyor. Ama olabilir. Nasıl yüzümüzde bir şey oluyorsa, ağzımızda bir şey oluyorsa o bölgede de olabilir. Ama bunu maalesef kıramıyoruz. Kırmak lazım. Ve bunu dile getirmek de çok zor. Bunun tedavisi var. Biz tedavileri de gene hemoroidlerde ikiye ayırıyoruz. Önce bir konservatif tedavi dediğimiz, yani bir cerrahi müdahale yapmadan sadece ilaçlarla ya da koruyucu tedavilerle yapıyoruz. Bu da nedir? İşte makat bölgesine kullanabileceğimiz pomatlar, supozitorlar gibi önce bunlarla medikal tedavi yapıyoruz. Ve beraberinde kişiye bazı önerilerde bulunuyoruz. Mesela işte büyük abdestini normal hale getirecek
bazı öneriler bulunur. Beslenmeden başlıyor. Tabii beslenmeden başlıyor. Yani bu arada internette falan çok affedersiniz. Çok korkunç şeyler öneriyorlar insanlara bu konularla ilgili. Oralardan bazı acayip bilgiler öğrenip uygulayanlar var. Var tabii. Efendim bunun tedavisi mümkün. İlaçları var, pomatları var. Sonra beslenmeden biraz bahseder misiniz burada? Şimdi, lifli yiyecekler önemli midir tabii, mesela? Tabii mutlaka. Yani şimdi zaten normalde hepimizin sindirim sistemini sağlıklı bir hale getirmek ve beraberinde bazı hastalıkları da engellemek için posalı gıdalara, lifli gıdalardan... Kim bunlar? Hemen bir bu posalı gıdalar kimler? Bir ondan şöyle bir söz edelim mi? Tabii ki en çok posalı gıda olarak dedim. Yeşil sebze ve meyveler aklımıza gelmedi. Evet. Bununla beraber siyah buğday unu, siyah pirinç gibi bunları kullanıyoruz. Baklagiller tabii ki işte. Fasulye, nohut, bunun yanında fındık, fıstık gibi şeyler de. Bunlar da fındık, fıstık hani nasıl lifi var diyorsun ama bunların içerisinde de lifler var. Çünkü posalı gıdaların bir kısmı tamamen eriyebilen, bir kısmı da yarı eriyebilen olduğu için onların içerisinde vardır. Bunları yalnız dengeli olarak almak lazım. Çünkü çok fazla posalı gıda da alırsanız bu sefer sindirim sisteminin fazla hareketlenmesine yani sebep olabilir. Her şeyin bir dozunda olması lazım. Yani bu öyle bir... Makine ki az verirsen öyle oluyor, çok verirsen farklı şeyler oluyor. Bir de biz kadınlar adına bir soru sormak istiyorum size. Çok affedersiniz. O konuya bir daha dönelim eksik bir şey kaldıysa. Biz kadınlar mesela böyle özellikle belli bir yaştan sonra çok feci şişiyoruz. Çok feci gazlanıyoruz. Çok ayakta durduk, gazlandık, şiştik gibi şeyler söylüyoruz. Bu şişliğin nedeni erkeklerde de oluyor. Bu şişliğin nedeni nedir efendim? Şimdi şişkinlik birçok insanda olan bir şey. Şişkinliğin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında kendimiz yaratıyoruz onu. Bu da nedir? Ya çok konuşarak yemek yemedir. Ya yemekler arasında konuşmaktır. Hava yutmaktır yani. Bizim en büyük şişkinlik sebebimiz havanın yutulmasıdır. Çok konuşan çok şişer. Çok konuşan, çok havayı yutan, çok havalı tipler değil mi o da? Çok havalı tipler çok şişerler değil mi? Tabii, bunun için de işte hastalarımıza diyoruz ki ilk planda mutlaka yemek yerken konuşmamaya çalışın diyoruz. Pipetli mesela içecekleri pipetle çok fazla içmeyin diye söylüyoruz. Çünkü bardağı koyarak mı içiyor? Bardağı koyarak ama bu sefer de diş hekimleri kızıyor diyor ki asitli gıdaları mutlaka pipetle almak gerekiyor diyor. Aranızda anlaşın gelin dermişim ben size. Ama yani sindirim açısından yani hava yutma açısından. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hemoroidin ve fistülün tedavisi var diyorsunuz. Var. Bunları önce bu tedavide medikal tedavi yani tıbbi tedavi deniyoruz. Ama bunlara eğer ulaşamazsak, sonuç alamazsak cerrahileri gündeme getiriyoruz. Çok cerrahileri çok basit yöntemlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hanımcığım, bu renk size çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Hoş olmuşsunuz. Şimdi şu saç ekiminden bahsetmek istiyorum. Saç ekiminde son yöntemler nelerdir? Zevkle. Özellikle bayan ya da erkeklerde eski yöntem olarak hep şerit şeklinde ense bölgesinden saçların çıkarıldığını belki sizler de duymuşsunuzdur. Evet. Eskiden çok kısa bir süre öncesine kadar şerit şeklinde iki kulak arasından ense bölgesinden saçlar çıkarılıyor. Minik minik tek tek saç tellerine ayrılıp açılan kanallara yerleştiriliyordu. Şu anda ise genellikle %80-90 Fourier yöntemi denilen saçlar tek tek alınıyor. Hiç cerrahi bir işlem yapılmıyor ve ekim yapılacak bölgeye tek tek ekimi yapılmış oluyor. Güzelmiş. Saç ekimi ne kadar sürer? Saç ekimi ekilecek bölgenin genişliğine bağlı olarak. Çok küçük bir alana ekecekseniz belki 2 saat sürecektir. Ama geniş bir alana ekecekseniz 6 ile 8 saat arasında da sürebilir. Hatta saçta biraz problem var ve tek tek daha küçük olarak alıyorsanız 10 saate kadar da bulduğu olabiliyor. Peki ekilen saçlar dökülür mü? Şunu söyleyeyim. Öncelikle erkeklerde 25 ile 45 yaş arasında saçlar genetik olarak hiçbir sebep olmadan ya da bir hastalığa bağlı olarak yaş geriye olarak çok fazla dökülür. Günde ortalama 50 ile 100 saç kökünün dökülmesi herkese normaldir. Bunun üzerine bir dökülme varsa bayan olsun erkek olsun artık bu yavaş yavaş saçları seyrelmesine gitmekte ve hatta erkeklerde kelliye kadar sonuçlanabilmekte. Şunu söyleyebilirim. Ekilen saçlar asla dökülmez. Çünkü
ne kadar saçı dökülmüş bir erkeği görseniz de ya da bir bayanı görseniz de iki kulak arası ense bölgesinde mutlaka saç vardır. Genetik şifre çünkü o bölgenin saçını döktürmez. Siz o bölgeden saç aldığınız için ekim yapılacak tepe bölgesi olsun, alın bölgesi olsun, yan bölgeler hatta kaşlar olabilir, bayanlarda özellikle yapıyoruz. Bu bölgelerde ektiğiniz saçlar kesinlikle dökülmez. Çok enteresan şeylerden söz. Kaşı duymamıştım mesela. Çok sayıda saç ekim merkezi var ama saç ekimi nerede ve kimler tarafından yapılmalıdır biz biliyoruz da siz de söyleyin. Saç ekimi cerrahi bir işlemdir sonuç olarak. Basit bir işlem değildir. Kozmetik değil, medikal bir işlemdir. Plastik cerrahi uzmanları tarafından hastane ortamında, ameliyathane ortamında ekilmesi gerekmektedir. Evet. Bu anlattıklarımızdan belki sevgili izleyicilerimiz çok basit gibi algılayabilirler ama iyileşme süresi olsun, işlem olsun çok konforludur. Gerçekten çok rahattır. Sonuçta bir hekimin yapması gereken bir iştir. Peki başka ülkelerden de talep geliyor mu? Çok geliyor. Özellikle İran'dan, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan çok talep geliyor. Avrupa'dan taleplerin olmasının sebebi bizlerin sanatçı kimliği belki de ince ince o işi çok güzel yapabilmemiz. Avrupa'dan gelen hastalar bunu özellikle vurguluyorlar. Evet. Bu mevsim doğru mevsim mi diye soracağım ama soramıyorum. Gamze Çelik İstanbul'dan arıyor. Gamzeciğim merhabalar. Alo. Merhaba Ali. İyi yayınlar Derya Hanım. Teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok sağ olun efendim. Benim Dilek Hanım'a bir sorum olacak. Buyurun Gamze Hanım. Dilek Hanım, ben bu yüzümüze kendi kanımızdan kan alıp kanımızı alıp tekrar ayrıştırarak kendimize verme yöntemini soracaktım. Yüz gençleştirme ile ilgili bir şeyler soruyor. Bu herkese yapılacak bir işlem değil Gamze Hanım. Öncelikle hekiminizin tarafından değerlendirilip uygun görülürse yapılır. Bu şekilde söylemeniz de pek doğru olmayacak sanırım. Çünkü artık hazır dolgular olsun, gerçekten doku kokteylleri olsun, ne uygun görülüyorsa o yapılıyor. Bu direkt kanınızın alınıp yüzünüze enjekte edilmesi gibi bir şey şu anda literatürde yok. Burada anlatıldı da onun için seyircimiz tam kan soruyor. Olarak yapmıyoruz biz. Kök hücreyi sormaya çalıştı sanırım. Yok, PLP diye bir PLP şey var. PLP'den bahsediliyor galiba. Evet. Siz yapıyor musunuz? Ben yapmıyorum çünkü henüz daha bilimsel olarak %100 kanıtlanmadığı için henüz yapmıyoruz. Tamam, henüz yapmıyoruz diyor. O zaman başka gün biz size bu konuyla ilgili bilgi verelim. Dilek Hanım, biz yapmıyoruz, başka seyircilerimiz. Bu çok dikkat çekti yalnız evet. Bu konu. Çok yeni bir uygulama. Kan enjeksiyonu gibi yüze yapılıyor ya da bir memeye yapılıyor diye söylüyor bana. Çok da hastalardan geliyor. Henüz çünkü çok yeni şeyler uygulamayı çok sevmeyiz. Öncelikle bir oturmasını ve uzun testlerden geçmesini bekleriz. Tabii. Yani seyircilerimiz de çok dikkatlidir bizim seyircilerimiz. Tabii. İyice araştırmadan zaten ben biliyorum ki yaptırmazlar. Araştırmaya devam edin. Biz de sizin gözünüz kulağınız olacağız. Biz de gelen bu konuyu yapan hekimlere soralım. Bu mevsim doğru bir mevsim mi saç ekimi için diye, evet, ben sormak istiyorum. Çok güzel bir mevsim çünkü özellikle bu mevsimde okulların tatile girmesi, iş programlarını yapması kişilerin çok uygun oluyor. Çünkü saç ekimi yaklaşık belki 8 saate varan bir sürede oluyor ama iyileşme süresi 3 günle 5 gün arasında tamamen bitmiş oluyor. Sonrasında da rahatlıkla kişiler tatillerini yapabiliyorlar. Ben bana bir soru sorayım. Bu mevsime aşık olmak için güzel bir mevsim mi? Kesinlikle. Ya. Evet, güzel bir mevsim. Size soruyorum. Ben sana sorayım. Beni boş ver. Doğru mevsim mi? Keşke. Bunun doğru mevsim olur ama diyorsun. Hiç mevsim olmaz. Kar, kış falan hiç fark etmez diyorsun. Ben nasıl yani, ama sizin için. Evet. Doğru kesinlikle. Allah'ım inşallah yarabbimden şükür. Amin amin. Hayır, bu soru bana öyle bir şey yaptı. Bu mevsim doğru mevsim mi? Ben saç ekimimle ilgilenmedim. İnşallah. Şey, ama özellikle mi? Vücudumuzda bazı hormonlar vardır. Bunlardan biri östrojen hormonu. Kadınlık hormonudur örneğin. Hmm. Hamilelik döneminde kadında östrojen çok artar. Ve hamilelikte hatırlarsanız saçlarınız daha canlı ve daha dökülmediğini görürsünüz. Sonra? Hamilelik sonrası çok dökülür çünkü anemi sebebidir. Saç dökülmesinin belli sebepleri vardır. Bunlardan biri işte kansızlık, özellikle iyi beslenemeyenlerde. Stresten çok dökülür mü? Dökülür, dökülür. Dökülür değil mi? Mevsimsel dökülür, stresten dökülür, iyi beslenmezseniz dökülür.
kronik hastalıklarda dökülür, sindirim sistemi hastalıklarında dökülür. Sindirim sisteminde hangi hastalıklarda dökülür? Hemen söyleyin. Şimdi bir miktar enflamasyon. Şimdi size geliyor. Söylemeyeceğim diyorsunuz. Enflamatuar bağırsak hastalıkların bir kısmında doktorun da söylediği gibi saç dökülmeleri olabiliyor. Ne demek bu hastalığın adı ne? Bağırsak öyle. İçindeki mukozanın iltihabi hastalıkları. Ya dökülebiliyor. Dökülüyor. Sindirim sistemi uzmanları onları hekimler olarak tedavi ediyorlar. Saçlar tekrar çıkmazsa o dönemde bize gönderebiliyorlar. Velev ki o dönemde hasta akut olarak hemen ben düzelmesini istiyorum. Doktor bey ne yaparız dedikleri zaman işte o zaman saç mezoterapileri ya da saçları seyrek olan kişilerde. Saç mezoterapisi ne anlar? Saç mezoterapisi aslında çok basit bir yöntemdir. Nasıl ki cildimize yaptırıyoruz işte selülitli bölgelerimize mezoterapiyi tercih ediyoruz. Saç mezoterapisi de özelliği olan vitaminlerin bir ampulle birleştirildikten sonra minik minik saç köklerine enjeksiyonudur. Saçların gerçekten güçlenmesini ve dökülmesini azalmasına sebep olur. Evet, bu mezoterapi deyince bana nedense mezo soprano. Direkt buna çağrıştırıyor. Çok mezo soprano bir reklamlar üşettirebilir miyiz? Oradan verelim. Reklamlar. Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Her yılın modası. Karaca. Vücudumuz neden günde 8 bardak Nesle Pure Life'a ihtiyaç duyar? Çünkü vücudumuzun %60'ı sudan oluşur. Nesle Pure Life, ailenizin sağlık kaynağı. Gelinleri özel iç gelin okya diyor ya. Türkselliğin gücü, Türksel'in avantaj gücü. İyi günler. Buyurun efendim. Gelin kampanyası için geldik. Çok mutluyuz. Bizim öyle bir kampanyamız yok ki. Nasıl yok ki? Nasıl yok ki? 249 TL'ye 3 gelin okya 60 saat bedava demişsiniz. Gelinleri özel demişsiniz ama ya. Kampanyadan yararlanmak için Türksel'le olmanız yeterli. Ya ben sağa mı inanayım, gözümle gördüğüm Talha'ya mı inanayım ya? Kime inanayım ben ya? İnanılmaz ama gerçek. 3 gelin okya 27.30 60 saat bedavası ve Türksellilere özel avantajlarıyla Türksel'de. Tank dörtlü paketlerinde boş yok. Paketlerdeki kodu Vodafone 3666'ya SMS gönderiyorsunuz. Bedava Vodafone dakikalarınızı anında kazanıyorsunuz. Yok bebeğim, yok öyle değil bak. Bonkör. Ya arkadaş anlamıyorum ben bunu ya. Ya dünyanın sayılı ilk 10 kredi kartından birisi bu. Bak ha Türkiye'den de bu giriyor sadece. Bonkör diyemiyor iyi mi? Bir markanın müşterileri içlerinden geldiği için o markaya reklam çeker mi? Türkcell'se çeker. Türkiye'nin tercihi Türkcell, Türkiye'ye teşekkür eder. Benim dünyamda akneye meyilli bir cilt artık problem değil. Avon'dan yeni Clear Skin Professional. Sadece 3 ürün ve 3 adımda daha pürüzsüz görünümlü bir cilt. Cildinizin kontrolünü ele alın. Avon'la güzellik evinizde. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın. Üst 19 lira. Şimdi CA mağazalarında. Bir kırıklığı mı var? Maalesef. Sebzesine meyvesine dikkat ettiğim halde. Peki ya anne sütü? Ek gıdalara başlansa bile bebeğinizin her gün en az 500 mililitre anne sütüne ihtiyacı vardır. Anne sütü azaldığında immunofortisli abdümin ile onun bağışıklığını desteklemeye devam edebilirsiniz. Her gün 500 mililitre abdümin ile korumaya devam. Bikini Üst
19 lira. Şimdi CA mağazalarında. Ağız sağlığınızın tehlike altında olduğunu biliyor musunuz? Neden? Dişinizde çoğalan bakteriler yüzünden. Bu yüzden mi bazen diş etlerim kanıyor? Evet, gelin bakalım. İşte çoğalan bakteriler. Diş eti problemlerinin ana sebebi. Ama her sabah fırçalıyorum. Ben Colgate Total'i öneriyorum. Bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saat savaşır. Colgate Total kullanıyor musunuz? Evet. Bakalım. Bakteriler azalmış. Daha sağlıklı diş etleri için. Bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saat koruma. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Kenton Selection Doğal Taneli Puding. Mutfağımızın bir tanesi. Kenton. Türk damak tadını isteyenlere. Ellerini yıkadın mı? Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Tuvaletten sonra, sokakta oynadıktan sonra. Ellerini Protex'le yıka. Ailenizin cilt sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Türkiye'nin bir numaralı antibakteriyel sabunu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun tavsiyesi. Kenton. Türk damak tadını isteyenlere. Bu yeni diş macununu hassasiyet hissettiğiniz yere uygulayın lütfen. Bu buzlu suyu için. Hiç hissetmedim, çok rahat. Bu kadar çabuk nasıl olur? Ağır geçti, inanılmaz. Yeni Colgate Sestik Pro Relief Diş Macunu. Pro Argin teknolojisi dişin merkezine giden açık kanalları anında kapatır, günlük fırçalamayla da uzun süreli rahatlama sağlar. Anında ve uzun süreli rahatlama için yeni Colgate Sestik Pro Relief Diş Macunu. Deneyin, kendiniz görün. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. İglo'dan kat kat kabaran milföy hamuru. Göğsünüzü kabartır, misafirlerinizi şaşırtır. Şimdi de Aptamil'den ek besin döneminde bebeğinizin bağışıklığını destekleyen immunofortisli tek kaşık maması. Aptamil ile her kasede bağışıklığa destek. Kırmızı köşede ağır siklet şampiyonu yeni Colgate 360 Active Flex. Aa evet, o gerçek bir savaşçı. Dişlerden fazlasını temizlediğini duydum. Ve bakterilerin %80'i dişlerde olmadığından oynar başlığı sola sağa hareket ediyor. Dişlerin etrafını ve aralarını temizliyor. Diş etlerini de sonra da yanak ve dil temizleyicisiyle daha çok bakteriyi nakavt ediyor. Hepsi komple ağız temizliği için. Ve bakteriler nakavt. Colgate 360 Active Flex. Diş, dil, yanak ve diş etleri komple ağız temizliği için. Colgate, diş hekimlerinin tavsiyesi. Hayat nefesle başlar, nefesle devam eder. Akciğerlerimiz önemlidir. Akciğer sağlığımızı koruyalım. Sigara, saç telinden ayak tırnağına kadar her hücreye zarar verir. Akciğer kanser riskiniz 30 kat artar. Sigara en önemli erken ölüm nedenidir. Ama sigarayı bırakmak mümkündür. Sigara içiyor ve bırakamıyorsanız hekiminize başvurun. Sigara içmek tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı. Da-da-da! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Hepim yıldaki DreamWorks Shrek sonsuza dek mutluyla bir dilek tut. McDonald's gibisi yok. Şimdi Happy Meal menü 5 lira 45 kuruştan başlayan fiyatlarla. Aslancık bitkin. Kendini bakteri barındırmayan Sertex antiloba bırakıyor. Neşe ve özgürlük dolu evler için döşemelik nano süet antilop. Sertex'ten. Kendi bir kap turata. Türkiye'nin çöp torbası Koroplast. At çöpü at. Bir gün çikolatalı tatlım çilekli tatlımla buluşmuş. Tatlı zeytinlerin arasından zorları aşıp bir kutuya girmişler. Ve tatlım tatlım olmuş. İki kere tatlım, iki kere eğlence. Üstelik sadece 50 kuruş. Sütaş tatlım tatlım. Selva'dan bir yenilik daha. Şimşek makarna. Ne eksik ne fazla. Tam 3 dakikada sofrada. Şimşek.
Nestle şokela, çok şokela. Bonkör paketler. Yaptığınız her 50 liralık alışverişe bir bonkör paketi kazanma şansı Word'den. Word yapıp verirler. Bonkörsün sen bonkör. Karne hediyeniz Beko'dan. Intel çift çekirdekli işlemcili 1 GB harici ekran kartlı Beko bilgisayar şimdi 996 lira. Üstelik 2010 sonuna kadar biri internet bizden hediye. Beko, dünya markası. Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Her yılın modası Karaca. Sevgili hanımlar, ailenizin güvenliği için önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Tüpün üzerinde yer alan kabartma, tüpün sadece markasını gösterir. Sanılanın aksine tüpteki kabartma, tüpün güvenli olduğunu göstermez. Tüplerde güvenliğin gerçek göstergesi, valfin üzerinde bulunan hologram kapaklardır. Hologram kapak sadece ay gazı özeldir, taklit edilemez. Hologram kapak tüplerin ay gaz tesislerinde tüm güvenlik testlerinden geçtiğinin, 12 kilo LPG ile tam olarak doldurulduğunun ve ilk kez sizin tarafınızdan açıldığının garantisidir. Diğer marka tüplerde bulunan kapaklarla ay gaza özel hologram kapak aynı değildir. Hologram kapağın üzerinde bulunan ve ilk açtığınız kısım olan gri parlak şerittir. Her gri tüp ay gaz değildir. Bu sebeple bazı tüp gaz kullanıcıları kullandıkları diğer gri tüpleri ay gaz sanarak güvenliklerinden şüphe etmeden kullanmaya devam etmektedirler. Tüpünüzün ay gaz olduğundan emin olmak için valfin üzerindeki hologram kapağı ve mavi bilgi kartını mutlaka kontrol ediniz. Ailenizin ve sevdiklerinizin güvenliği ay gaz için her şeyden önce gelir. Ay gaz, ailenizin güvenliği için önemli. Şinitsel mi yapıyorsunuz? Şinitsel şimdi sıcak o sıcak kadar güzel kokuyor ki. İnanmıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben şimdi piknik sepetimle geliyorum. Ver Faruk şarkımızı. Örtümüz elimizde, eşyalar da içinde. Biz gideriz pikniğe, hey pikniğe. Evet, geldik pikniğe. Cumartesi günü bunlar gerçekten olacak. Efendim gördüğünüz gibi piknik örtümüzü açtık. Ama içine eşyalar yerleştirilecek daha. Şöyle bir tahtası olacak. İçinde güzel dolmalar olacak. Şimdi boş tabii ki. Dolmalar olacak. Ama fikir, çok güzel bir fikir. Ben çok beğendim bu fikri. Sen harika. Teşekkür. Sonra da pislerini aynı şekilde toplayıp arabamızın bagajına, eğer elimizde götürüyorsak elimize alıp dönüyoruz. Evet. Nasıl gitti arkadaşlar? Şimdiler bir yandan pişiyor. Bunu birazdan ters yüz edeceğim. O esnada hemen pesto sosun yapılışını söyleyeyim. Pirinç makarnası yaptık. Evet. Evet. İki diş sarımsak, bir demet fesleğen, parmesan peyniri rendip, biraz zeytinyağı koyacağız. Bunları güzelce... Bunu el blenderından geçirince şöyle bir şey olması lazım. Sos oluyor. Sos oluyor. Bunu bu normal makarnaya da kullanabiliriz. Tabii, çok tabii. Güzel bir bilgi. Şimdi evet. Bunu böyle karıştıracağız. Şurayı görelim. Böreğimiz de fırından çıktı. Her şey çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yolun her zaman açık olsun. Kitabın bol satışlı olsun. Umarım herkese sağlık şifa getirsin. Çok teşekkür ediyorum Oylumcuğum. Ben de sana gelmek istiyorum. Ne zaman isterseniz. Tamam. Memnuniyetle ağırlayacağız sizi. Doktorlarımıza ve bugün herkese teşekkür ediyorum. Efendim bizden bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıklarla, iyiliklerle kalın efendim. Daima iyi şeyler olsun inşallah. Karaca'dan yazı özel evlilik paketi. Yemek takımı, çatal bıçak seti, çelik mutfak seti. 1679 yerine 1398 liraya. Karaca.